Günaydın sevgili izleyiciler. Yine birlikteyiz. Artık yılın sonuna geldik. Son pazartesi bugün. Dışarıda acayip bir hava var. Dün akşam gerçi 4 derece, 3 dereceye falan düşmüştü. Şimdi daha bir İstanbul için tabii söylüyorum. Şu anda 5 derece fakat acayip bir yağmur yağıyordu yol boyunca. Gece de çok yağdı. Barajlar dolacak herhalde. Şimdi kızanlar var tabii eyvah diye. Yani 2047'ye kadar su sorununu hallettik deyip de ondan sonra birdenbire Ekrem İmamoğlu kazanınca bunlar suyu bitirdiler, bu yılı zor çıkarırız falan dediler ya. Yağmur yağmıyor, ona güvendiler herhalde. Hani gene kuraklık olacak, Allah bize yardım edecek. Kuraklık olacak, bunlar da beceremeyecekler. Oh şaka şaka falan. Yani olmadı, acayip bir yağmur yağıyor. Şu yağan yağmur bile barajları doldurmuş olabilir. Yani derdinize yanın diyorum o iş için duacı olanlara. Efendim onun dışında ne var? İşte yerli otomobilimiz çok güzel. Ya çok kızıyorlar bana diyorlar. Kuduruyor bir tanesi yazmış öyle. Kuduruyor. Niye kudurayım kardeşim ya? Neyse anlatacağım hepsini ama. Ya yerli merli dediniz. Arabaya oturttunuz. Cumhurbaşkanı olarak adam oturdu oraya. Araba hareket halinde. Ekranda sıfır yazıyor kardeşim gitmiyor. Böyle çeviriyor araba. Araba gene düz gidiyor filan. Yani her şey yalan çıktı. Arabanın ne yerliliği var, ne milliliği var, hiçbir şey yok. Yani şu anda Türkiye'de üretilen, işte Toyota'sı, yok efendim Renault'su, o hepsi yani çok çok daha yerli, %68. Bunlar ne diyorlar? %51'ini garanti, 2 yıl sonraki işte 13. yılın sonunda falan %68'e gelecekler. Ya bizim... Şu anda yapılan bütün o minibüsler, otobüsler, şunların bundan yerlilik payı çok daha yüksek. Yani marka yabancı belki ama yerli olarak bakarsanız çok daha fazla. Yani tam bir kandırma. Şimdi bakıyordum mesela 2019'da yollarda diye haberler yapmışlar. 2017'de yollarda diye haberler yapmışlar daha araba yokken. Yani işte aklımızla oynuyorlar, dalga geçiyorlar ama olsun. Herhalde seçime gidiliyor bak. Çünkü bir anda şimdi geleceğim yandaş yalakalara da of acayip yani böyle işe adam almalar, ekonomi çok güzel, büyüyoruz falan. Ne oluyoruz? Herhalde bir seçim var. Birilerinden kurtulmak istiyorlar. Olursa bakalım. Kahvemizden de bir hafta başı yudumunu alalım. Şimdi neler var? Ben size şöyle bir gazetelerden bir tur yapalım. Efendim Bir Gün gazetesi bugün yılbaşı sepeti nasıl dolacak diye haberle girmiş. Ve... Yurttaşlar 2020'ye girerken oldukça zorlanacak. 5 yıl önceki 261 liralık yılbaşı sepetinin bugünkü değeri 579 lirayı buluyor. İçkiler falan koymuşlar tabii. Şimdi aman ha içki konur mu diye. Biliyor musunuz yılbaşı paketlerinde içki yasak. Yani 20 tane sepet yaptırmak istiyorsunuz, içki koyduramıyorsunuz. Yasak, devlet yasak koydu. Yani daha doğrusu saraydan yasak geldi. Kaç yıldır ama epidir var. Onu engelliyorlar falan. Yani böyle akla ziyan artık Türkiye'de geriye gideceğin ne varsa hepsini yapıyorlar. İşte Noel Baba'ya gene saldırmışlar. Kadının biri. Hem de Ümraniye'de. Ya adamlar dalgalarını geçiyorlar. İşte çan 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 çalıyor falan. Ay efendim Noel Baba bizim şeyimize aykırıdır diye. Ha sorarsan tabii Noel Baba Türkiye sınırları içinde doğmuş diye de anlatılır. O da ayrı mesele. Geçelim. Başka ne var? Efendim Sol Parti Libya iç politika hamlesi diyor. Yeni yani özgürlük... ÖDP'nin yeni adı Sol Parti oldu ya biliyorsunuz. İç politika hamlesi. Tabii yani zaten dış politika hamlesi olması mümkün değil ki. Dışarıda kimsenin şeyi yok. Gelemezsin diyorlar. Gelemeyeceksin zaten bu kadar basit. Yani Libya'ya asker mi gidecek? Çok beklersiniz yani. Belki tezkereden daha dönecek o iş. Ya da tezkereye kadar sorun bitecek belki de. O da ayrı. Efendim asker göndermeye ortam hazırlıyorlar diyor. Şeyde İbrahim Kalın'ın dünkü açıklamaları. Burada var. Yani yeni diyor, yeni Türkiye'nin güvenliğinin bu çağda misakiminli sınırlarının ötesinden başladığını falan. Şimdi bakın yepyeni böyle bir hava yarattılar kendilerine. Yani bulmuşlar böyle karşılarında her şeye inanan bir halk, toplumun yarısı. Onlara anlatıyorlar bunları. Yani diyor ki misakımıyla artık bizim orada değil, ta uzaklardan başlıyoruz. Mesela yeni Türkiye'nin güvenliği neden Libya'dan başlasın? Yeni Türkiye dediğiniz ne? Ha şu... Yeni Türkiye olabildiğince demokrasiden uzaklaşmış, hukuku askıya almış, insan hak ve özgürlüklerine zerre önem verilmiyor. Hamaset diz boyu, ülke bir Arap ülkesi haline çevriliyor, bir din devleti haline getirilmeye çalışılıyor ve hayaller görülüyor. Efendim Mehdi olacağız, bakın halifeydi Mehdi oldu ha.
O Sadat'ın bir başkanı var. Emekli general. İşte bu bütün vurucu güçlerin filan patronu. Yani güvenlik şirketi hesapta ama. Yani işte adam yetiştiriyor falan. Yani Mehdi'ye göre hazırlanmak gerek diyor. Yani biz halife diye zannediyor ki Mehdi. Tamam gökten gelen. İyice yani. Yani iş zıvanadan çıkıyor gibi geliyor bana. Ama çok da tehlikeli bir boyuta geliyor. Şimdi duygular, düşünceler böyle buraya bu kadar fanatikleşirse iş çok tehlikeli hale gelir. Ha, bazı şeyler de hızlanır. Onu da bilemem. Efendim Diyanet'in dergileri 5 milyon TL'ye basılmış. Basıldı diyor. Görüyorsunuz zaten. Efendim bütçe bakımından birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet'in yayıncısı olduğu 3 derginin 1 yıllık basın masrafı 5 milyon lirayı geçti. Ya matbaacı kimse ona bakacaksınız. Yani bu işleri acaba hangi AKP'li basıyor? Onun yakınlıkla. Çevre biliyorsunuz. Çevreci oldukları için. Ara bulunduğu patronlar çok kazandı diyor. Ne bu? İş uyuşmazlıklarında zorunlu ara bulucuk uygulaması ikinci yılını doldurmak üzere hükümet ve patron örgütleri kazan kazan yöntemi olarak niteledikleri uygulamayı Y'ye göre sığdıramıyor. Avukat Murat Özveri işçilerin kazanamadığını, aksine ciddi hak kayıplarına uğradığını dile getirdi. Özveri'nin verdiği bilgiye göre işçinin üzerindeki baskı kurmanın bir diğer yolu da dava açıldığında gönderilen tensip saptı. Ya mahkemeden gelen her şey ürkütür insanı, ben size söyleyeyim. Yani hepimize oluyor. Yani ben de böyle nadiren de olsa işte gelip mesela dün bir tane zarf şey bulan nedir? Hemen muhtara trafik cezası. Şimdi çok enteresan bir şey bu. Arabayı koydukları yere ayda bir kere ceza yazıyorlar. Çok tuhaf bir şey. Yani tamamen yazıyor. Ya her gün yazacaksın ya hiç yazmayacaksın ya da orada kimseyi durdurmayacaksın. Hiçbir şekilde trafiği engellemeyen, hiçbir şeyi olmayan bir yerde duruyor işte. Ayda bir kere, her ay. Tuhaf. Bunun gibi demek ki her arabayı gözüyle kestiriyor. Çünkü yani insanlar bırakıyor. Nereye bırakacaksın kardeşim yani? Şimdi bir park edilmeyecek yer var. Trafiği engelleyen filan. Bir de park yerleri var. Sen şimdi park yeri ayırmayacaksın. Yol üzerinde de trafiği asla engellemeyecek yerlere araba bırakanları da böyle bir araba geçireceksin oradan. Plakaya ceza edecek. Ayda bir kere plakalar belli. Ellerinde çünkü. Aynı insanlar bırakıyor. Başka bir şey yok. Orada oturuyorsun. Ne yapacaksın yani? Orada çalışıyorsun. Orada oturuyorsun. Geldiğin zaman yani yok. Hani otoparklar var da yerler ayarlamışsın da. Adam götürüp illa park yasağı olan yere koymuyor yani. Bu Türkiye'de çok garip. Ha, hukuken haklı olabilir bir anda. İşte Türkiye'de olmayan hukuk, vatandaşın hakkı söz konusu olduğunda birdenbire karşına çıkıyor. Ama işte bak diyor burada. Doğru, orada park yapılmaz diyor. Yani yol boyunca park yapılmaz diyor. Ama yer de göstermiyorsun. Ne yapacak insanlar? Oraya çalışmaya geliyor. Evi var, oturuyor. Yer yok. Ha ne yapıyor? İşte ayda bir kere ben diyor senden şeyimi alayım diyor. Yani ne oluyor? 200 tane arabadan yol boyunca böyle bütün o tabii şey boyunca belki de ta şeye kadar Beykoz'a kadar yol boyunca bu tür zorunlu araba bırakılan yerlerde ama trafiği engellemeyen yerlerde belki 1000 arabaya işte ayda kaç para ediyor 108 lira mıydı en son gördüğüm. Bunları kestiğin zaman doğal muazzam bir para. Peki bunları kesiyorsun bari onlarla park yeri yap da insanlar arabalarını oraya koysunlar. Hayır o da olmaz. Ben keserim abi, Süleyman Bey'e gönderirim onları. Çünkü o ya patron. Cebine atmıyor tabii canım, siz de hemen şaşırmayın öyle. O da ona gidiyor, o da diyor efendim diyor, çok güzel park cezaları kestik. Harika diyor, bugün diyor trafik müdürlüğümüzden devletimizin bütçesine şu kadar daha. Kimden? Vatandaşın sırtından. Vatandaşı devamlı döverek, parasını alarak bir yönetim tarzı. Bir güzel abi. Aslında fena değil ha, böyle bir gün iktidara gelmekte fayda var. Herkese, çünkü kimse kızmıyor. Ne kadar daha sertleşirsen o kadar da seviyorlar ha. Vurdukça vuruyorsun. Ben iş yerinde de görmüştüm bunları. Çalışma hayatında da böyledir ha, bakmayın. Valla ne kadar iyi davranırsan bir altında olan o kadar şey olmaya başlar. Ters hareket ediyorsa herkes korkar ondan bir şey olur. Abi o şimdi ters onunla olmayalım. İyi ama o adam rahat ediyor o zaman. Ya. Efendim AKP'nin ihvan aşkı. Tamam biliyoruz zaten hep anlatıyoruz. Türkiye Libya'ya Atatürk'e düşman bir yapıya asker gönderiyor. Kim diyor bunu? Evet. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk. Türker Ertürk'ü takip ediyor musunuz? Edin bence. Yani eğer atlıyorsanız. Çünkü inanılmaz bir tempoda çalışıyor ya. Yani şaka maka her gün bir gazete
çıkarır gibi yazılar yazıyor, YouTube'da çekiyor, konferanslara gidiyor. Ya bir saniye yapacağım, bir öğle yemeği yesek, ah işte o sırada Alanya'da, bilmem ne, Almanya'da, Hollanda'da, Guatemala'da, yani devamlı da böyle bir şey, muazzam bir tempoda çalışıyor ve böyle küçük küçük yazıları paylaşıyor mesela sosyal medyada, inanılmaz. Yani her biri böyle şey, bayağı vurucu, etkili ve çok doğru şeyler. Bakalım bugün ne demiş İhvan'la ilgili. İpek Özbey'in 360 derece röportajı bu. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin 2,5 katı yüz ölçümüne sahip Libya'nın sadece %6'sına egemen olan ihvancı bir yönetimi destek veriyor. Yönetime destek veriyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in tanıdığını destekliyoruz argümanı kuyruklu yalan. Öyle olsa Beşar Esed'i desteklerlerdi. Suriye'de de Libya'da da ihvanı destekliyorlar dedi. Kanal İstanbul'un yıllar önce dışarıdan iktidarın kulağına fısıldandığını anlatan Ertürk, ABD en güçlü donanmaya sahip, dünya ticaretinin %95'i denizlerde yapılıyor. ABD Karadeniz hariç her yere giriyor. Niçin? Çünkü Montre var. Bunu sınırlıyor ve engelliyor değerlendirmesi yaptı. Libya'nın birliği savunulmalı diye Mehmet Ali Güller'in yazısı, Bozguncu'yu başka yerde aramayın diye Barış Terkoğlu'nun Bozguncu'dan kastı. Enteresan. Evet. Dokunulmaz damatların sırrı diye manşet yapmış. Muhaliflere FETÖ çamuru atılıyor. AKP'nin yakınları ısrarla korunuyor. Sözcü çalışanlarına FETÖ yardım iddiasıyla verilen cezalar, örgütle mücadele sulandırıldığı eleştirisine neden olurken AKP'nin korunan damatlarını da akla getirdi. FETÖ okulundan mezun olduğu öne sürülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak hakkında iddialar hiç araştırılmadı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Arınç'ın damadı, KHK ile ihraç edildi, tutuklandı ancak tahliye edildi. Beraat kararına itiraz edildi, Arınç ise adam mı öldürmüş, FETÖ'ye sempati duymuş diyerek damadını savundu. Eski TBMM Başkanı Kara Kahraman'ın damadı ise FETÖ şüphelisi firari. Yani damatlar çok önemli kişiler olarak herhalde algılanıyorlar. Efendim ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla diyor. Savaş sivilleri ve çocukları vurmaya devam ediyor. En büyük hayalleri gözyaşlarıyla ıslanmamış bir dünya olan çocuklar da ne yazık ki son günlerde yeniden yoğunlaşan saldırılar nedeniyle daha güvenli bir yer arıyor. İdlib yakınlarındaki bir kampa sığınan bu çocuklar 8 yıldır süren savaşın yarı sıra kötü hava koşullarıyla da baş etmek zorunda. Donanımlı olmayan çadır ya da ağaçların altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Şimdi bu çocuk acaba kimin çocuğu, çok merak ediyorum. %99 bakın bu o eli kanlı adam yakan, kafa kesen teröristlerden birinin çocuğu olabilir. Çünkü İdlib'ten kaçanlar onlar. Ve işe bakar mısınız, bu çocuk, masum bir çocuk, ailesinin işlediği bu korkunç suçların cezasını böyle çekiyor. Bedel ona ödetiliyor. Bu çocuklar masum, bu çocukların bir şeyi yok. Ama onların büyükleri, onları yönetenler, onların büyüklerini yönetenler, onları sıvazlayanlar, onlara destek verenler rahat koltuklarında oturuyorlar ve bu tür görüntülerden de gözyaşlarına boğuluyorlar belki de. Ay, çocuklar çok fena diye böyle. Sen yarattın güzelim, sen yarattın. Elin Afganlısını getirdiniz buralara işte. Libya'sından taşıdınız, oradan buradan, Avrupa'dan meczuplar geldi. Hepsine kucak, heyecanlı gençler bunlar dediniz. Ne oldu şimdi? Efendim okulda olması gereken çocuklar ya çalışıyor ya hiç okula gönderilmiyor. Benim esas sorunum bu. Teröristin çocukları maalesef, tabii ki çok üzülüyoruz ama benim kendi sorunum var burada. Eğitim reformu girişimi politika analisti Yeliz Düşkün, okul çağındaki 100 çocuktan 5'inin yani 740 bin çocuğun okul dışında olduğunu söyledi. Düşkün kız çocukların okula gönderilmediğini ve çalışan çocukların eğitimden koptuğunu belirtti. Diyanete bağlı 4-6 yaş kursları ile belediye ve dernekler tarafından açılan kreşlere toplum temelli kurum dendiğini belirten Düşkün, bunların ne kadarının diyanette olduğu, nasıl eğitim verdiği bilinmiyor dedi. Minnacık çocukların beynini yıkıyorlar. Şimdi bakın ben bunları söylediğim zaman çok kızanlar var. Doğru, mitodeyin insanlar var. Nedir diyorlar, Kur'an'la mı derdin? Efendim öğrenmesin mi dinini? Hayır kardeşim. O yaşta bu yöntemle öğrenmez. Ben 4 yaşında ilk babamla camiye gittiğimi biliyorum. Erzincan'daydık. Bayram namazıydı. Çok şaşırmıştım camiyi görünce. Ve erken gittiğimiz için
Rahat rahat böyle otururken, tabii çocuk 4 yaşında ne yapacağım ama hayal meyal hatırlıyorum. Uykum da var, bazen uzanıyorum, babam diyor kalk camide böyle oturulmaz diyor. Rahat otururken derken cemaat toplandıkça daraldık, onlara şaşırmıştım. Dua etmeyi öğrendik, Fatiha'yı 5 yaşındayken ezberlemişim, Kulüvallah'ı ezberlemişim. Bunlar evde öğrenilir. Ama minnacık çocukları bu ne olduğu belirsiz, o nursuz heriflerin ellerine bırakıyorsunuz diyorum. Bırakma güzel kardeşim. Sen daha iyi öğretirsin. Mütedeyyin kardeşim. Öyle düşünüyorsan ya da inancım var diyorsan ya da dindar değilim ama dinimi biliyorum diyorsan. Bunların eline bırakmayın diyoruz. Çünkü bunlar orada beyin yıkıyorlar. Sonra geliyor sana çemkiriyor. Senin dindarlığını bile beğenmiyor o çocukcağız. Çünkü bilmiyor. Evet, böyle bir tur atalım. Milli Gazete, efendim, Müslüman kişilik sahibidir diyor. Profesör Cevat Akşit Hoca'dan yılbaşı öncesi Milli Gazete aracılığıyla önemli ikazlar. Müslüman bir hoca olarak uyarıyorum. Hiçbir konuda Hristiyanların kendisine örnek alamaz, onların yılbaşını kutlayamaz. Ya Allah aşkınıza ya, bu yılbaşı kutlamak, kutlamamak yapamaz, Müslümanla uyar. Ya bir kere bir şey söyleyeyim. Kimse dinden falan çıkmıyor ya. Ayrıca da niye bu kadar toplumu yani sakın ha diye şey kutluyorsa ya bırak ya biraz da madem böyle cennet cehenneme gitsinler siz de cennette rahat oturursunuz belki ya. Nedir bu telaş? Anlamıyorum ki. Yılbaşı kutlamayın. A Müslüman bunu yapmaz. Müslüman çalmaz. Müslüman haksızlık yapmaz. Müslüman adaletli olur. Bunları niye mesela bağırmıyorlar hiç? De Müslüman yılbaşı kutlamaz. Haksızlık da yapmaz. Adaletsizlik yapmaz. Adam kayırmaz. Yolsuzluk yapmaz. Çalmaz, çırpmaz. Bunları da mesela aynı şekilde bağırın. Yok, ille bu, yılbaşı. Kutlayacağım kardeşim ya, sana ne, çamımı da süsledim. Kime ne? Eğer dinen de bir günaha giriyorsan ben girerim, yani kimse o girer. Bu böyle, ey adam edeceğiz sizi. Hepinizi Müslüman yapacağız. Yapamazsın öyle. Nedir bu yahu? Libya tezkeresine prensip olarak karşı değiliz demiş Saadet lideri Temel Karamollaoğlu Gaziantep'te. Evet, konuşmuş. Neden karşı değillermiş bakalım. Efendim, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, evet Libya ile bir anlaşma yapıldı, doğru bir anlaşma oldu. Akdeniz'de elimizden gitmekte olan bir parça yeniden yerine oturdu. Şimdi bizden askeri destek istiyorlar, çok dikkatli olmak lazım. Prensip itibariyle askerimiz hiç gitmesin demiyorum ama çok stratejik bir karar veriliyor. Bunun özellikle askerler tarafından enine boyuna müzakere edilmesi lazım. Ani bir kararla ortaya çıkılmaması lazım. Niye abi? Askere talimatı vereceksin, gidecek, o kadar basit. Yani askerle ne müzakeresini yapacaksınız ki? Git diyeceksin, gidecek. Bugüne kadar öyle olmadı mı? Ama ne yapar onu bilemem. Nedir bu anlamıyorum yani. Libya'ya gidilebilir. Yok orada alınan karar doğru. Akdeniz. Ya hiçbiri doğru değil. Şimdi bunu Temel Bey de biliyor. Ya Akdeniz'de sen o böyle Libya ile anlaşma yaptın da hakim oldun, daldın, geçtin, herkes. Kimsenin öyle bir şey yok. Aynı işte o elle otomobil. Abi bütün dünya panik halinde. Bütün araba şirketleri, Almanlar filan. Dangalağın biri de benim için yazmış. Diyor ki neyse söylemeyeceğim hadi şimdi kim olduğu anlaşılacak. Adama küfretmiş gibi olmayalım bir de hadi. Öf ya öf ya sinirleniyorum ha sabah sabah. Hadi ayın yılın sonuna geldik yıla güzel girelim. Efendim silikozis oldukları işe başvurunca öğreniyorlar olduklarını. Buyurun. Aydın Çin'de yaptıkları iş nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan madenciler bu nedenle işten atılıyor. İşçiler silikozis olduklarını yeni bir iş başvurusuna istenen sağlık raporlarıyla öğreniyor. Korkunç bir durum ya. Çin'de faaliyette olan yaklaşık 25 maden ocağında 6 bin işçi çalışıyor. 6 aylık periyotlar haline yapılan sağlık taramasında çekilen akciğer filmi sonuçlarının kendileriyle paylaşılmadığını ifade eden işçiler, silikozize yakalanan işçileri hasta olduğunu bile söylemeden işten atıyorlar. İşçiler silikozise yakalandığını başka bir madene iş başvurusu yaparken istenen sağlık raporundan öğreniyorlar dedi. Maden işçileri başta işçi sağlığı olmak üzere çok kötü koşullara karşı yaklaşık 3 yıldır sendikalaşma çabası içerisinde maden sahiplerinin Çin'de sendikalaşmayı engellemek için yoğun çaba içinde olduğunu anlatan Maden İşçileri Sendikası Çin'e temsilcisi Burhan Özdemir, maden patronları insanlık dışı koşullarda yatıyor ancak bu koşulların düzeltilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz diyor. Bir dakika bu. Evet, silikozis iş.
Şimdi tam size anlatamayacağım çünkü onlar da yazmamıştır. Yani daha önce yazıldı, yani biliyor diye bakıyor tabii gazete. Yani bunlar haberleri çok yapıyorlar ama gene de yani ne etki olduğunu, bir akciğer hastalığı tabii. Korkunç bir şey. Akciğerle ilgili çok şey ya, akciğerinize çok dikkat edin. Çünkü akciğer bütün vücudun en abuk sabuk organı, biliyor musunuz? Sünger aslında. Fakat ona bir şey olduğu zaman da hayatınız kararıyor işte. Mesela KOAH. Tedavisi yok işte. Bu silikozis, tedavisi yok. Yani var, çok meşakkat. Ya ayakta tutuyorlar, yaşatıyorlar. Ama akciğeri böyle al, böyle bir sünger ya. Hiçbir şey de yok. Yani bir özelliği böyle fazla bir şey yok. Nefes alıp ver diyorsun. İşte o. Ama ne diyeceksin? Suriye'de yaşananlar Libya'da da yaşanmasın diye hayır diyor. Kim diyor? AKP ve MHP'nin Libya asker gönderme tezkeresi 2 Ocak'ta meclise getirmeyi planlıyor. Suriye iç savaş tezkeresine hayır oyu veren CHP milletvekili Ali Şeker, Suriye'de yaşananların Libya'da yaşanmaması için tezkereye hayır diyeceğim. Erdoğan'ın siyasi yaşamındaki en büyük kumar diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ani Tunus ziyareti Arap basında geniş yankı buldu. Arap dünyasının tanınmış yazarı Abdülbari Atvan, Erdoğan'ın Tunus'ta bir Türk üssü kurma talebinde bulunduğunu yazdı. Evet, bak biz burada anlattık ama. Atvan bir Türk müdahalesinin bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğine dikkat çekerek Erdoğan'ın siyasi yaşamındaki en büyük kumara oynamanın eşiğinde olduğunu belirtti. Valla işte bak, dünya da böyle bakıyor. Erdoğan ve kumar, Erdoğan'ın kumarı diyor. Ya bu ülkenin 600 kişilik parlamentosu var kardeşim. Kurtuluş Savaşı bile verilirken o parlamento egemendi. Onun kararlarını uyguladı Mustafa Kemal başkomutan olarak. Kendi meclisin başkanıydı ayrı. Ama her şeyi parlamentoda aldırdı. Şimdi Erdoğan, gidelim abi biz oraya. Ya neyse, yok böyle bir şey. Efendim Sözcü Gazetesi kötü bir şaka diyor. Kötü bir şaka ne? Sözcü'ye verilen kararı böyle duyurdu diyor dünya basını. Sözcü'ye FETÖ'den 3,5 yıla kadar hapis cezaları verilmesi dünyada da gündem oldu. Karar için şaka gibi deniliyor. Yargının bağımsız olmadığı vurgulanıyor. Bütün dünya medyasında. Evet, çünkü şaşırıyorlar. Yani bir kere şuna şaşırıyor. Her şeyi geçin. Gazete ve gazetecilerin yargılanıp mahkum edilmesine şaşırıyorlar. Şimdi teröristlikten yargılanıyorlar. Gazete olduğu gibi duruyor. Bu insanlar yazı yazmaya devam ediyorlar. O zaman dünyadaki akıllı insanların aklı bu da almıyor. Ya nasıl oluyor? Hem teröristler, hem gazete açık, hem yazarlar serbest. Yazıyorlar, çiziyorlar. Ne? Burun sürttürme. Bütün mesele o. Çünkü Türkiye'de adalet yok. Türkiye'de hukuk yok. Türkiye'de demokrasi yok. İnsan hakları yok. E yok işte burada. Böyle bir ceza, gazete yargılanıyor, gazeteciler yargılanıyor, hapis cezası alıyor, millet övünüyorlar, çok iyi oldu diyor, harika diyor. Siz bakmayın, o yandaş yalaka takımın, dikkat edin, çoğu aslında AKP'li olmayanlar. Hani dün de vardı ya, bütün şeylerde, gazetelerde, dün Sözcü'nün falan manşetinde, işte bütün şey yazarlarda, yandaş yazarlar, yandaş yazarlara bakıyoruz, aslında yandaşlıkları duygusal yandaşlık yani. Hani biz de buradan götürüyoruz bu işi, yandaşlığı. Gereksiz, çok memnun. Tabii diyorlar böyle. Çünkü neden? İslam devletine doğru giden bir yolda bütün bunlar engel. Onun için ne gazete olsun, ne gazeteci olsun, onların anladığı başka bir şey var. Biz, gazeteci biziz. Reis söyler, yazarız, onun adı da gazeteci. Zaten başka ne olabilir ki diyor. Adam Suudi Arabistan'dan öyle görüyor, ne yapsın ki? Suudi Arabistan'da kral ne söylerse onu yazıyorlar. Aykırı yazabiliyor mu? Bak, bir tanesi aykırı yazdı, gelip burada kesip biçip parçalayıp götürdüler. İşte kimse de bir şey yapamıyor işte. Ha öyle olalım diyor adam. Yani Suudi Arabistan kralının buraya adam gönderip kesip biçtirdiği gazetecileri şimdilik Türkiye'de böyle yapıyorlar. Olay bu. Biraz daha şey olunca dövüyorlar filan. İşte Murat İde, onlar gerçi MHP ama aynı kafa. Dinci kafa böyledir. Şiddet uygulayacak. Ama şu anda yapamıyorlar. Çünkü dünyaya karşı Suudi Arabistan gibi gözükmedik ya henüz. Ama oraya doğru hızla gidiyoruz. O hale gelince onlar da bakmayacaklar. Abi alın onu diyecek içeri. Açın müziği sonuna kadar. Halledin işte. Oldu. Ne farkı var yani? Efendim Kanal İstanbul için söz bilim insanlarında demiş. Siyasetçiden vatandaşa hemen her kesim günlerdir Kanal İstanbul'u konuşuyor. Projeyi bilim insanlarına sorduk. Tarım, orman, su kaynakları, boğaz geçişinde şu tespitler yapıldı diyor. Anlatıyor. Fakat şimdi enteresan, burada böyle bu kadar bilim insanı konuşuyor. Yarın göreceksiniz, dünyadan da gelecek. Fakat AKP'li bir tane kendine bilim adamı denilen bir adam çıkıyor, konuşuyor diyor. Hepsi diyor külliyen yalan diyor.
Ne buradan diyor su şeyi olur diyor, ne deprem riski var diyor, ne çevre felaketi. Her şey fevkalade. Yani Tayyip Erdoğan bunu düşünüp de yaptırıyorsa zaten bir bilim insanının buna itiraz edebilecek hakkı olabilir mi? Sen kimsin ya? Efendim ben jeoloji mühendisiyim. Eğer burada bu... Biz bunu jeoloji mühendisine soracak kadar aptal mıyız? Kararı verdik. Çekil kenara. Hadi canım. Sözleşmeli üretim modeli getireceğiz diyor. Bakan Pakdemir projelerini anlattı. Oo, Bakan Pakdemirli'nin projeleri var. Çok enteresan. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin ürününü ekerken kaça satacağını bileceği sistem üzerine gördünüz mü? Çiftçi bilmiyormuş. Şimdi öğrenmeye başlayacak. Bu ürünü kaça satarım? Abi siz bostan korkuluğu muydunuz bu yıla kadar? 17 yıldır iktidardasınız. 17 yıldır çiftçiye ürününü kaça satacağını önceden tahmin edebileceği bir sistem kuramadınız da şimdi mi kuruyorsunuz? Helal olsun size. Helal olsun size. Vallahi bravo. Ama inkişaf kaydediyor. Bak güzel. İnkişaf. Yükseliyor, büyüyor. AKP'yi pişman eden Mansur Yavaş hareketi çok güzel. Adamın bir tanesi AKP'li milletvekili Twitter hesabında şey açmış, kim başarılı diye. 68 çıkmış, Ankaralılar seviyor. Geliyoruz. Efendim başkanlık sistemi Türkiye'yi geriletti diye korkusuzum benim gazetenin haberi. Ülkedeki rejim değişikliğinin faturası ağır oldu diyor. CHP Bilim Platformu saray rejimi Türkiye'yi geriletiyor adlı rapor hazırladı. Raporda Türkiye'nin pek çok uluslararası endekste küme düştüğü vurgulandı. Ayrıntılarını anlatırım. AKP'liyi pişman ettiren anket burada da çok güzel var. Yavaş'ı Sinan Aygün'le vurmak istedi diyor. AKP'li Cihan Sarac'ın sosyal medyada düzenlediği anketten ben 68 okudum. 88'miş. Gözlüğü takınca gördüm. 88.6 ile Mansur Yavaş'a destek çıkmış Ankaralılar. Ah canım benim. Efendim Yeni Çağ Gazetesi bugün tam milliyetçi bir gazetemiz. Tezkere öncesi bilgilendirme zirvesi. Libya'da kuvvetler hazır. Gidiyoruz yaşasın. Çünkü niye? Milliyetçilik var ya. Yani Libya'ya gidiyorsak abi arkasında duracak benim milliyetçi dediği kardeşler. Onlar hemen, abi gideceğiz tabii. Niye? Milliyetçiyiz ya o bakımdan. Allah akıl fikir ihsan eylesin. 2020'ye ağır fatura diyor. 2019'da iflaslar, konkordatolar, üretim ve sanayide yaşanan durgunluk, kepenk kapatan esnaf ve işsizler ordusu damgasını vurdu. Oo abi bak şimdi, bak. Şimdi Yeni Çağ böyle demiş ama bunlar münafık ya. Bak şimdi Yeni Şafak böyle bir gazete hazırlamış. Kaç yüz sayfa ya bu? Bakayım. Sayfa sayısını yazmışlar mı? 30 Aralık patapatatap. Bir yerine bunun... Oğlum bir numara koysanıza sayfalarınıza. O zaman böyle yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 de burada. 48 sayfa çöp. Yani lüzumsuz kağıt israfı. Efendim Türkiye şöyle büyüdü. Türkiye bu kadar iyi. Türkiye harika. Türkiye şöyle. Böyle bir adam. Türkiye diyor ki Erdoğan'ın duruşu ekonomide falan. Ondan sonra herkese bir salma salmışlar. Bu gazeteye ilan verilecek. Ver. 2019'da Türkiye herkesi şaşırttı diyor mesela. Faizde indirim, ihracatta altın atılım yılı, İstanbul Havalimanı, savunma sanayinin ana gemisi, ümitli bir şekilde 220'ye giriyoruz 2020'ye. Yükselişte savunma, şeker fabrikaları, al bayraklar şahlandı. Öf her taraf böyle reklamdan da geçilmiyor. Herkes vermek zorunda. İstersen verme. Bir reklama arası verelim şimdi. Ondan sonra biliyorsunuz kesintisiz devam edeceğiz. Bir tur atarım diyordum ama atamadım gazetelerle. Şöyle bir hemen baştan başlayayım gene. Bir Gün Gazetesi yılbaşı sepeti nasıl dolacak diye manşetle çıkmıştı bugün. Efendim Cumhuriyet Gazetesi dokunulmaz damatların sırrı onu vermişti. Milli Gazete Müslüman kişilik sahibidir diyerek yılbaşına karşı çıkıyor. Evrensel silikozis olduklarını işe başvurunca öğreniyorlar diyor. Efendim Sözcü Gazetesi kötü bir şaka başlığıyla bugün
dünya basını böyle gördü diye. Korkusuz başkanlık sistemi Türkiye'yi geriletti diye. Efendim Yeni Çağ Gazetesi tezkere öncesi bilgilendirme zirvesi demiş. Şimdi Yeni Şafak yalnız bırakmadık diyor. Somali'de bir bomba patladı biliyorsunuz. Türkiye buna hemen gitti diyor. Yani ne uçağı? Bu hastane uçağımız var bir tane. Ne o? Nerenin? Türk Hava Kuvvetleri'nin hastane uçağı hemen şeye gitmiş. Somali'ye gitmiş. 16 yaralıyı buraya getirmiş. Bu arada maalesef iki de Türk burada ölmüştü biliyorsunuz. Bankalar neden faiz indirmiyor diye bir haberi var sürmanşette. Demek ki yalan söyleniyormuş. Hani faiz indirildi falan deniyor ya, inmemiş yani. Çok güzel. Bakın böyle öğreniyoruz. Adamların ayağı sıkışınca bir yere, kuyruk sıkışınca bağırıyorlar. Biz aylardır faiz indi diye biliyoruz. Merkez Bankası açıkladı ya, faizler düşürüldü. Düşürmemişler. Bak ne diyor? Aynen böyle diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 13 Aralık'taki 2020'ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımızı piyasalarımızda başlatıyor müjdesi iş dünyasını umutlandırdı. Ancak geçen süreye rağmen kamu bankalarının harekete geçmemesi dikkat çekti. Ya bu size tuhaf gelmiyor mu yani? Açıklamalar yapıyor. Faizler iniyor filan. Yalan. Ya her şey bir yalan olur be kardeşim ben. Ya bir şey de doğru olsun Allah aşkına ya. Sonra bana diyorlar ya her şey mi kötü? Ya her şey mi kötü meselesi değil. Kötüleri görünce iyilere sıra gelmiyor. Ayrıca bu iktidarın zaten iyi bir şey yapmaya niyeti de yok. Parlatalım, kanatalım. Ya bu. Bak faizler inmemiş. Nereden öyle? Şimdi bunu Cumhuriyet'te olsa diyeceksin ki arkadaş ya hep mi muhalefet be? Sözcü manşet yapsa, korkusuz yapsa. Of. Al. İndirmemiş meğer. Biz indi diye biliyorduk. Hiç olmazsa kamu bankaları, hatta ben buradan dalga mı geçiyordum? Bak indirdiler diye o kadar inanmışız ki. Çünkü adam söylüyor abi daha yani. Hele kamu bankaları emir demiri keser diye bir laf var. Ben de burada ne diyorum? Ya bunlar indiriyor da peki özel banka indirmiyorsa... Yani bu millet aptal mı yani, burada inmiş faiz varken burada binmiş faizden gitsinler kredi alsınlar. Meğer kamu bankaları indirmemiş ki. Aa çok güzel. Efendim İdlib'den çıkmayacağız haberi burada da var. Oraya da geleceğim. Yargıda seri dönem. Aha ne oluyor? Star. Yeni yılla birlikte Türk yargı sistemi iki yeni uygulamayla tanışacak. Savcıyla anlaşmayı içeren seri muhakeme usulü ve dosya üzerinden karar verilmesini sağlayacak basit yargılama 1 Ocak itibariyle devrede olacak. Ha, daha da hızlandıracaklar. Arkadaşların buraya gelmesine gerek yok. Üçer yıl atın içeri. Herhalde bunu yapacaklar. Ne bileyim. Madem bunu yapabiliyordunuz şimdi niye yapmadınız? Efendim onlar hepsi şey. 17 yıldır iktidardasın. Yeni mi geldi aklına bunlar? Yok. İşte laf ola bari gelin. Gözlem noktalarını boşaltmayız burada da var. Başkanın 2019 mesaisi yoğun geçti. Başkan dediği biliyorsunuz AKP Genel Başkanı. Cumhurbaşkanlığı da yapıyor biliyorsunuz. 2019 mesaisi yoğun. Mesaiyle mi çalışıyormuş Cumhurbaşkanları? Enteresan. Bak mesai kaçta başlıyor? Kart basıyorlar mı sarayda? Efendim uyandım kartımı bastım başladık mesai. Fazla mesai alıyor mu acaba ya? Değil mi? Mesaisi yoğun geçti diyor çünkü. Somali'deki feryada yine Türkiye koştu. Yani başka koşan yok diyor. Niye acaba? Bir de onu düşünün bakalım. Yani Türkiye'den başka koşan niye yok? Ona da bakmak lazım. Kara bulutların iyiliğin gücüyle dağılın diyor. Kızılay'dan İdlib seferberliği. Kızılay İdlib'e mi gidiyormuş? Gitsin. Türkiye daha kaliteli daha ucuz demiş. Togu muadilleriyle kıyasladık. Muadilleriyle kıyaslamışlar. Yani aynı segmentte, aynı sınıfta, aynı kategoride olan arabalarla kıyaslamışlar. Bakalım ne olmuş? Efendim Türkiye'nin otomobili Togg'ul, Tesla ile Jaguar, Mercedes, Audi gibi asırlık markaların modelleriyle boy ölçüyor. Çok güzel. Mercedes. Neyse Mercedes'in nesi var abi? Jaguar diyor. Ha şeyleri var. Model. EQ, mesela bak marka diyor Togg'ul. Model yok bizde, henüz yok. Onu Tayyip Erdoğan karar verecek, şu model olsun diyecek herhalde. Efendim Mercedes'in EQC400'ü varmış. Motor çift, bu da çift demiş. Efendim batarya 80 kilowatt saat. Efendim Mercedes'inki 85. Şarj süresi bizimki 30 dakika, Mercedes 5 dakikaymış.
Güç 400 beygirmiş. Mercedes 408 beygir. Sıfırdan 100'e hızlanma. Oo, bizimki 4.8 saniyede gidiyor. Mercedes 5.1. Nal toplatıyoruz. Efendim maksimumumuz 180 kilometre. Sınırlandırılmış ama. Bak bizimki 180'in üstüne çıkma diyor. Ay Mercedes sınırlandırılmadığı halde anca 180 yapıyor. Pah! Mercedes kim be? Menzil 500 kilometre bizimki. Mercedes'inki 354 kilometre. Ya gidiyorsun şarja takacaksın Mercedes'i. Efendim aks mesafesi bizde 2800 milimetre. Mercedes 2800. Tahmini fiyat efendim Mercedes'in 1 milyon. Bizimki belli değil. Biz çok ucuza vereceğiz. Şimdi Mercedes'in tahmini 1 milyon değil tabii Türkiye'deki satışı. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi bak burada başka sorunlar çıkacak yakında. Mesela bu arabalardan diyorlar ki ÖTV alınmayacak. ÖTV dediğinizde biliyorsunuz değil mi? Arabayı getiriyorsun, tak üzerine iki kat yük bindiriyorsun. Yani 100 bin liraya getiriyorsan ÖTV ile 300 oluyor. KDV'si, bayi karı, aksesuarlar, şunlar bunlar 500'e satıyorlar. Şimdi yerliden olmayacak. Sonra rekabet ne olacak? Yani dünya ne yapacak buna? Olur mu kardeşim diyecekler. Yani sen bu arabayı, aynı arabaya bunu 3 kat fiyata satmaya zorluyorsun, bunu ucuza. Ama bunlar bak bir şey söyleyeyim. Neyse, olmayacak ya bu araba. Efendim 19 devleti 59 şehri ziyaret etti. Gezmiş hep. Çok mesai buymuş meğer. 19 devleti 59 şehri ziyaret etmiş. Bir tanesi davet değil. Hepsi arkadaş bizim patron gelecek bir şey yapar mısınız bir numara filan. Ya nasıl ya göreceğiz sizi. Afrika'ya böyle gittiler. Paralar dağıtıldı. Yani bizi davet eden hani ya çok özledik gel diyen yok. Ha belki Katar davet ediyor olabilir. Azerbaycan olabilir bak. O da çok haz ettiğini zannetmiyorum ama olabilir. Onlar da gerisi davet mavet yok. Yani önceden hazırlık ya bir davet etseniz de gelsek. Peki hadi gelin bakalım. Montre Ruslara karşıydı ama Ruslara yarıyor. O halde derhal Montre'yi kaldıralım. Kanal açmaya gerek yok o zaman bak. Yani arkadaşlar kendi kendilerini ele veriyorlar. Eğer Montre Ruslara yarıyorsa hemen kaldıralım. 75 milyar da cebimizde kalır. Efendim Karar Gazetesi 500 bin çocuk Çin'in sadakat kampında. Şimdi bunlar şey, aydınlıkla şey bunlar. Bir tanesi bu dinci takım. Bu hepsi şey. Çin'de Uygurlara, efendim Uygur Müslümanlarına zulüm uygulanıyor. Aydınlığı bir alır. Fevkalade Çin'den bile daha iyiler. Efendim dili dursa eli durmuyor demiş Trump için. Aydınlık 75 milyar TL'yi buraya aktarın diyor. Şimdi bunlar her konuda şeyler ya, iktidarın yanındalar. Artık sade iktidar da değil. Ne kadar MHP'lisi, şusucu busu varsa. Hep beraberler artık. Şimdi fakat bu konuda aykırı düşünüyormuş gibi. Neden biliyor musun? Olmayacağını biliyorlar. Kanal İstanbul olmayacak. Merak etmeyin. Ben size söyleyeyim bak. Yaz bir kenara. Olmaz. Mümkün değil. Olmaz yani. Akıllı değil çünkü. Yani sonuçta Türkiye'de bu kadar aptal olmayacağına göre bir şekilde diyecekler ki abi olmaz. Ya biz de zaten ona işte seçim meçim bahanesiyle söylemiştik. Bak ben çok basit bir şey söyleyeceğim. 2011 ay yılın kaç? 2019, 2020 olduk. 2011'de bu vaat vardı. Niye hiçbir şey yapılmadı? Projeyi anlatmadılar mı? Çok da güzel. Oh dediler işte şöyle. Aynı bak görüntüler uygulanıyor. Seçim geçirdik. En son artık İstanbul şeyi değil mi? İstanbul seçimi. Kardeşim o sırada ihalesini yapardı. Bu olmayacak. Bu eğleniyor. Aa biz de eğleni. Aa bu. Hakikaten o. Çünkü olmaz. Akla mantığa aykırı. Gerek de yok bir de. Ya durup dururken İstanbul'u bir ada haline getirip iyice içinden çıkılması hale getirmenin akla mantığa faydası yok. Ha şimdi bakmayın siz yandaş yalakalar onlar talimatlı mecbur. Abi bir şey yazacağız. Yaz abicim yaz ya. Bu boğaz çok tehlikeli. Boğa anasını be. Bir de gemi çarptırırsın çaktırmadan. Biliyorsunuz değil mi? Abi çok güzel. Süzüle geldi. Dokundu. Bitti. Yürü. Onlar onu yapmışlar. Yani bir uzun uzun okuyamayacağım. Yani işte onu yaparsın bunu yaparsın. Biz de biliyoruz yani 75 milyara neler yapılmaz yani. 5 adet Petkim benzeri petrokimya tesisi kurulmalı. Şimdi mesela ben bundan 5 tane Petkim kurdun. Ne yapacağız abi 5 tane Petkim'i? Bir tanesiyle idare ediyoruz işte ne var?
Yani petroller sokağa akıyor, toprağa karışıp gidiyor da biz ya petkim yapalım. Abi varken, ha bu parayla 5 tane petkim yapılır. Tamam, anladık. Efendim diyor ki çelik, demir, bakır sektörü için LME depoları kurulabilir, kurulmalı diyor mesela bu parayla. Ardahan ve Kars'ta organik tarım ve hayvancılık organize bölgesi kurulmalı bu parayla. Güzel. Çiftçiye hak ettiği akçe, destek akçeleri verin. Akçe. Ulan Osmanlı'ya döndürdü herhalde. Destek akçesi. Neyse. Matematik ve fen eğitimleri ağırlıklı bir... Aa bak bu olmaz işte. Aydınlık burada bak. Şimdi sizi şey yapabilirler. Bak kızabilirler. Gerçi bir şey yapmazlar size be. Matematik ve fen bilimleri ağırlıklı eğitime. Abi matematik ve fene şey yaparsan insanlar zekalarını geliştirirler, akılları gelişir, mantıkları gelişir. Düşünür, soran, sorgulayan insanlar olurlar. O zaman ne olacak? Hayır. Efendim sabah şeysi ne yapmış? Yeni yılın ilk müjdesi 60 bin kişiye devlette iş. Vay, vay, vay. Seçime gidiyoruz o zaman. Nereden çıktı abi 60 bin kişi? Geçen ay 821 bin kişinin işsiz kaldığı bir ülkede 60 bin kişiye iş bulunması acaba ne kadar şey olur? Kanal İstanbul dünyanın cazibe merkezi olacak. İşte bir tane bak şehircilik uzmanı diye bir adam bulmuşlar. Profesör çok enteresan. Recep Bozdoğan Kanal İstanbul'la ilgili tüm gerçekleri anlattı. Bu ana kadar gerçekleri bize kimse anlatmamıştı. Ama sağ olsun sabah şeysi bir uzman bulmuş. O bize bütün gerçekleri anlatıyor. Adam diyor ki ne deprem, ne susuzluk, ne orman, ne alakası var diyor. Yani diyor hiç bir ağaç bile yani şey bile yok diyor yani. Çok güzel. Ona da geliriz vaktimiz kalırsa. Efendim 2021-2020'de yoğun diplomasi trafiği. Ne olacak? Her sene oluyor zaten bunlar. Yani yoğun bir diplomasiye falan gerek yok işte. Telefon edersen karşısına çıkacak. Abi Merkel'e telefon etmiş. O da çıkmış telefona ne yapacaktı yani. Bir dakika Tayyip Erdoğan arıyor. Yok yok deyin. Meşgul şu anda toplantıda deyin. Öyle mi diyecekti yani? Efendim FETÖ'nün kasası 110 milyar dolar. FETÖ'nün kasası 10 milyar dolar. Tamam 60 milyar ediyor işte aşağı yukarı. Biz de hep bunu söylüyorduk zaten. TMSF Başkanı Muhittin Gülal darbe girişimi öncesinde FETÖ'nün sahip olduğu korkunç ekonomik gücü rakamlarla hürriyete anlattı. Ya bu nasıl bir hayasızlıktır böyle ya? Korkunç diyor ekonomik gücü. Ne oldu abi bu FETÖ'cü dediğin cemaatçılar? Bu dinci tayfa ne yaptı böyle silahla mal mı alıyor? İşte buralar paylaşılıyordu zaten. Burada sorun çıktı. İktidar dedi ki arkadaş bir dakika dedi ya sen dedi böyle olmuyor falan. Ya ben yedirmem artık sana öyle mi? Hepsini alırım dedi aldı. Şimdi bakın böyle bir şey kutsaması var. TMSF dediniz devlet kuruluşu. Bütün şirketlere el koyuyor. Onlar yönetiyor ve birdenbire hani bu devlet süt mü üretir diyen ne kadar bu yandaş yalaka zevat varsa... Aa birdenbire bak görüyor musun ne kadar güzel oldu helal olsun şöyle büyüdü şu. Peki niye o zaman peki özel diyordunuz? Demek ki devlet gayet iyi yapıyormuş o zaman ne diye kapattınız her yeri? Ama şimdi o kapattık ama onlar bizim arkadaşlar değildi. Şimdi biz bizim arkadaşları işin başına koyduk. Abi adam böyle pozlar mozlar müthiş TMSF başkanı bayıldım ben bu adama tam badem. Oturuyor ayakla orada biz şuna yapıyoruz. 10 milyar doların başında. Rami Bey uyuma. Rami Bey, Koç Bey yani. Rami Koç Bey. Ali Koç Bey neydi? Ömer Koç Bey şeyin başı. Koç'un. Sizde yok mu? 10 milyar dolar. Devlet memurunun elinde. Bak sonuçta devlet memurunun elinde. Eskiden hiç olmazsa birçok şirket vardı. Onların yönetim kurulları onlar bunlar filan. Ha efendim istismar ediliyordu oralar iktidarın. Ama onların hepsi rehabilite edilebilir. Ekonomiye katı. Şimdi ne oldu? Bir tane bir kişinin atadığı anların başındadır hepsini sen yönet ben bileceğim orada ne olduğunu. Bitti. Ve şimdi bunu başarı öyküsü diye böyle sayfa sayfa anlatıyorlar. Bak içeride var böyle resimleri. Adamın abi acayip FETÖ 10 milyar dolarlık yapıyla finanse ediliyordu. 829 şirkete kayyumluk yapan TMSF Başkanı Gülal Hürriyet'e açıkladı. Allah Allah. 829 şirket. Bir tane adama bağlıyorsun. Bak şimdi böyle bir ekonomik yönetim olmaz. Olmaz. Maaşla çalışan bir adam 10 milyar doları yönetiyor, yönetemez kardeşim. Ne olur biliyor musun işte bu nasıl paylaşıldığının bekçiliğini yapar o kadar. Böyle bir şey olur mu ya?
birdenbire böyle işte onlar biz devlet olarak çok güzel yapıyoruz. Böyle müthiş bir atak yapıyorlar. Peki bütün bunların sahipleri salak mıydı abicim? Yani bunlar ekonomiden anlamıyorlar. Para nasıl kazanılır bilmiyorlar. Sanki bu şirketleri batırmışlar. Sen de gelmişsin böyle çok güzel idare ediyoruz. Akıl alır bir şey değil ya. Akıl alır gibi değil yani. Ve bunu övüyorlar yani. Şirketlerin karı ve ciroyu nasıl katladı abi? Eskisi niye yapamıyor? Yani şirket benim. Ben kar etmek için kapitalistim üstelik. Tam bir sağcıyım yani. Hakiki bir sağcıyım. Bir de üstelik dinciyim. Bak dinci, sağcı, kapitalist böyle. Ben kar edemiyorum. Bu devlet memuru oldu ve abi katladık ciroyu diyor. Niye? Ha biz şeylere para vermiyoruz. Cemaate para vermiyoruz yani şeye. Kardeşim oradaki düzen öyleydi. Sana ne? Yani ülkeyi bakın böyle yönetiyorlar işte. Tam çadır devleti. Hiçbir holdingde yok ya 10 milyar dolar. Bir kişi de ya. O da hükümetin adamı. Memur. Maaşını da sorarsan 5550 lira 75 kuruş. Biraz da makam tazminatı. Şoför, araba filan. Öyle zannediyoruz tabii. Biz halbuki adam krallar gibi. Baksana giydiği takım elbiseye maaşından daha fazla. Bir de öyle bak olaya bak. Bu İtalyan takım elbise. Kolundaki saate bak. Bak bunları hiç öyle bana palavra sıkmasınlar. Ama buraya Türkiye şeyini takmayı biliyorlar. Sanki şeymiş gibi. Bugün bir arkadaşımın tweetini gördüm ya çok güzel. Bunlar bir de böyle Türk mülk falan ya hepsi hikaye. Mesela diyor ki biz diyor yılbaşı kutlamayız bize Veysel Karani Mevlana yeter diye. Benim arkadaşım da şey yapmış. Veysi Dündar gazetecidir. Ha o da demiş ki ya iyi de demiş 2'de 2 yanlış yapıyorsun be kardeşim demiş. Yani tamam laf güzel de ikisi de Türk değil. Yani biz Türkler olarak bizim büyüklerimiz bunlar Veysel Karani ve şey. İkisi de değil. Çünkü kafaları öyle anlamıyorlar, bilmiyorlar. Cahil cesareti şu anda iktidarda diyorum size. Türkiye'deki en egemen güç cahil cesareti. Zaten cahil olmasa insanlar cesur olmazlar bakmayın siz. O cesaret diye anlattıkları biraz cahillikten de kaynaklanır. O idealist olmakla falan karıştırırlar hep cahil şeyi cesareti yani. Ben çok cesurum. Abi cesaret çok iyi bir şey değil. Neyse. Şimdi tekrar dönüyoruz gazetelerimizi biraz ayrıntılara bakarak ve günün haberlerine bakarak. Şimdi Bir Gün gazetesindeki şey şimdi şöyle bir gazetelere bakınca bugün o otomobil şeyciliği yok. O müthiş bir şımarıklık böyle araba yaptık çok güzel dünyada bizden başka yapan yok. Zannedersin ama vatandaş öyle zannediyor. Çünkü aynı anda böyle 78 kanalda birden abi harika çok güzel arabamız değil güzel kardeşim. Değil. Senin araban falan değil. Üzerinde tek yerli malzeme yok. Yok. Olamaz zaten. İtalya'da yaptılar. İtalya'da yatıp getirdiler. Bunlar, uluslararası bazı firmalar var. İtalyanlar bu konuda çok ileri. Bunlar arzu edenlere birer prototip hazırlıyorlar. Çünkü onların öyle bir tezgahı var. Yani bu da böyle elle melle yapılmıyor. Orada bir tezgah var. Otomobil fabrika tezgahı var. O tezgahta usulüne uygun bir şekilde dizayn ediyorlar. İçi aynı. Tık 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 takılıyor. Yeni dizayna göre kaportayı da takıp veriyorlar sana. Araba İtalyanca konuşuyor. Ya bilgisayar harikasıymış. Şimdi bak bu böyle kandırıyorlar. Şimdi bir kandırma haberini söyleyeceğim. Arkadaşlar bir haberimiz var. Efendim 2017 yılında yayınlanmış. Bu yandaş medyada yayınlanmış bir haber. 2017'den de önce yok. Daha da erken değil mi? Tabii 2017'de şey yoktu. Şimdi otomobili anlıyorsunuz değil mi daha? Şu havaalanındaki arkadaşımızı arıyorum şimdi bir dakika. Bıdı 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 bıdı. Alo. Ha. İhsan. Ha. Havaalanındasın. Tamam. İndi mi? 2019'da iniyordu ya. Bugün artık son gün. Yarın mı? Tamam. Yarın 12'ye kadar inmiş olacak. Tamam. Bekliyor. Havada. Uçuyor. Güzel. Güzel. Hiç bitmeyen yakıt yapmışlar. İşte bu dünya çapında bir iş kardeş. Çok güzel. Hayırlı olsun. Sen uyumadan bekleyeceğim diyorsun. Mesai devam ediyor. Tamam, tamam. Hadi başarılar. Yağmurda dikkat et kendine. Aman şemsiyeyle dolaş olur mu canım? Tamam. İnince haber ver. Yarın bakarız. 12'ye doğru. Tamam. Peki. Hadi eyvallah. Ne böyle bir şey işte ya. Arabaymış yaptık diye. Şimdi buradan bana saldıranlar var. Efendim kudurdu bu adam. Allah Allah. Niye kudurayım ya? Burada bir şey anlatıyoruz. Diyoruz ki bak kardeşim. Türkiye araba yapmaz. Kim ister araba yapmasın diye? Niye? Manyak mıyız biz? Yani bu ülkede. Araba yapıyor. Hayır yapma.
Efendim uçak, hayır yapma. Ben diyorum ki sana kardeşim bak, bazı şeyleri anlatırken anlıyorum. Tabii en bilgisiz, en cahil, kendi cahil bıraktırdığın, şu anda cahil yetiştirdiğin insanlara bunu anlatıyorsun. Ama diyorum ki yapma bunu. Doğruyu söyleyin. Bugün Türkiye uçak yapamaz diye bir şey yok. Efendim otomobil yapamaz diye bir şey yok. Ama sen bunu ben yaptım. Gördünüz mü? Hani yapamazdık? İşte Türk'ün gücü falan dediğin zaman komik ötesi oluyor. Çünkü neden biliyor musun? Artık dünyada herkes şunu çok iyi biliyor. Şu gördüğünüz alet, bak şu. Bilgisayar değil mi? Sony mesela. Japon firması mı Sony? Öyle değil mi? Amerikalılar aldı filan falan. 72 ülkeden toplanan malzemeyle yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için bana kalkıp da efendim biz yaptık. Ya mesele onu yapmış olmak bilmem ne değil. Koydun, ne kadar faydalı bir yatırım olacak? Ülkeye bir şey kazandıracak mı? Senin bu yaptığın otomobil çok daha farklı. Bilgisayara, telefona, efendim cam çerçeve bilmem neye benzemiyor. 30-40 yılda ancak oturtabiliyorsun bazı şeyleri. En erken, en erken. Hele bugünün şartlarında. Yani bunlar efendim aşağılık duygusu falan gibi bakıyorlar. Değil. Biz yapamayız. Yaparız. Ben size burada kaç tür anlatmıyor muyum? Benim alt katımızda oto şeyleri var. Tamir atölyeleri var. Ya daha geçen konuşuk adam diyor ki Can Bey aynısını diyor yaparız burada. Aynısını yaparız diyor. Mesele bir tane iki tane yapmak değil. Bunun ondan sonraki aşamaları önemli. İki, bu mesela %100 yerli. E kardeşim işte Hürriyet gazetesi koymuş adamı. Neydi bu? Dünkü gazetede, bugün değil. Dünkü gazetede. Adamın bu işte CEO'su diyorlar. Bütün bu işin başına oturttukları adam. Zaten anlatırken o her şeyi açık etmiş zaten. Ya bir defa diyor ki yani ilk aşamada diyor %51'i garanti ediyoruz diyor. Ondan sonraki işte o şeyler içinde o olacak efendim %68'e. Zaten şu anda bütün yerli otomobillerin adı marka farklı. Aynısını yapıyorsun. Sadece bu adına yerli koyuyorsun. Geri kalan aynısı. Burada Mercedes otobüsten tut, Renault otomobile, Toyota'sına, efendim Ford'una, Fiat'ına kadar. Hepsi aynı yöntemle ve şu anda Fiat mesela, Ford %60'ın üzerinde yerli malzeme kullanıyor. Yani şu anda yeni getirdik Tayyip Erdoğan'ın da kullanıyormuş gibi yaptığı aslında simülatör tabii. O kadar özensizler ki yağmur yağıyormuş arabayı ne olur ne olmaz kayar mayar diye kullanmıyor. Simülatör kullanıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı da oturtmuş gibi yapıyorlar. Sonra ekran sıfır gözüküyor arabanın sürati. Hesapta böyle kıvırıyor araba gene düz gidiyor. Lan şöyle yaptığın an o süratle hop diye bu tarafa gitmesi lazım değil mi? Hayır. Bunu anlatıyoruz. Yoksa efendim kuduruyor. Ya ona da deliriyorum. Hep şey gibi. Şimdi dün gelelim. Benim köşeden başlayalım o zaman bazı şeyleri konuşmaya. Şimdi bugün böyle biraz karışık gidelim. Karışık kuruşuk gidelim. Efendim nerede güzel kardeşim? Sözcü ve korkusuz. Şimdi bak kardeşim. Bu şey. Dit 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 dit. Heh, şimdi bak. Şimdi diyorum ki ben de 100 otomobil sipariş vermek istiyorum. Ben Can Ataklı olarak. Çünkü niye bak şimdi dün başladı. Efendim sipariş yağıyor. Ankaralı taksiciler 17 bin taksi. Efendim top bütün üyelerimiz. Ato şu kadar. O bu, yani böyle Allah herkes alıyor. Şimdi o zaman diyorum ki arkadaş bir. Sipariş veriyorsan sipariş vermenin bir kuralı var. Dekontları görelim. Bir kere. Ankara otomobilciler bilmem nesi, taksilere. Şu dekontu bana gösterin. Bunun herhalde bir kaparosunu verdiniz değil mi? Nereye para yatırıldı? Ne kadar para yatırıldı? Şartlar ne? Yarın öbür gün vazgeçtim. Kapora yanıyor mu? Çünkü böyledir sipariş veriyorsan dünyanın her yerinde. Yani bana oradan 1000 tane televizyon gönder. Tamam derler abi. Televizyonların yarısının parasını öde ya da 1/4'ünü öde. Biz de ona göre sana teslimatta ondan sonra paranın nasıl alınacağı şartlara yazılır. Var mı? Ben de o zaman diyorum 100 saniyede ben alıyorum kardeşim. Para isteniyor mu? Yatırıldı mı? Hiç bunlar bak yok. Ama bir herkes, bütün herkesi konuşturuyorlar, zorluyorlar. Sonra biz efendim ona da mı muhalefet ediyoruz? Etmiyoruz güzel kardeşim. Niye muhalefet edeyim ben? Ama halkı kandırmayın diyoruz. Bu kadar basit. Yapılan tek şey yok. Halkı kandırma.
Şu anda halk kandırılıyor. İşte seyrettiniz ya. Uçak 2000 Davutoğlu 2015'in sonuna doğru gitti değil mi? Öyle mi oldu? 2016. Tabii. Bu 2015 seçim kampanyasında konuşma. 2019'a geldik. Bak olmayan bir uçağı o zaman 2019'da havada olacak diyor. Hala havada demek ki uçak. Ne bulunmaz yakıt koymuşlar ki uçak bir türlü inemiyor. O pilotlar ne oldu? Evlatlarından, ailelerinden ayrı kalıyorlar herhalde. Havada mı bunlar? Hala havada. Bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü burada bu iktidar tamamen halkın aşağılık duygusunu körükleyerek çok büyük işler yapmış gibi anlatıyor. İşte hep söylüyorum en büyük, en şey, hep en. Ama işe yaramaz. Al havaalanı yaptın. Hiçbir işe yaramayacak o havaalanı. Yanlış yatırım diyoruz. Bak oraya o kadar para yatıracağına Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen'e birer milyar dolarlık yatırımla genişletme yap. Sanki şey yapılıyor bak. Sabiha Gökçen yapılıyor. Sabiha Gökçen mevcut Atatürk Havalimanı'ndan daha büyük hale geliyor yeni ek pistlerle. Burası dururdu. Oraya da o kaynağı mış gibi yapardım. Mesela şeyde bir cami vardır. Tam Gayrettepe'de. Şişli Belediye, eski Şişli Belediye karşısında. Sanki Yedim Camii derler ona. Aslında Nimet Abla Camii'dir de. Sanki Yedim Camii diye rivayet edilir. Olay şu. Şöyle yaparmış. Mesela bir şey yiyecek. Ya bir simit alacaktım. Sanki yedim deyip simit parasını bu cebinden alır, bu cebine atar. Efendim işte kahve görüyor. Sanki içtim. Parayı buraya koyuyor. Sanki aldım. Mesela bir kazak görüyor. Güzel. Kaç para? 100 lira. Sanki aldım bu tarafa. Böyle cami yaptıracak kadar para birikti deniyor. Hah, aynı mantıkla giderdin abi. Sanki havaalanı yaptım. Kaç milyar dolar? 8 milyar dolar mı? Koy abicim 8 milyar doları buraya. Bilime, eğitime, kültüre harca. Türkiye'nin itibarını arttıracak, toplam kalitesini arttıracak, insanların daha üst tarafa çıkacak, çıkaracak formüllere, iş alanları yaratmaya harca. Gerçek anlamda sanayiye harca. Otomobil yapıyorum, işte zavallı, hani altına alacak don parası bulamayan, aha arabalar yapılıyor diyor, hülo çekerler sana. İşte oy almak için bütün bunlar. O parayı havaalanı yapacağına, o parayı oraya verirdin. Efendim üçüncü köprüyü buraya yapıp, önce buraya yapacağına, önce Çanakkale'ye yapıp bir durumu görseydin, oradaki bütün transit trafiği Çanakkale üzerinden, Anadolu'nun ortasından yapsaydın. Çünkü öyle araçlar geçiyor ki İstanbul'dan. Hiç durmadan geliyor, geçip gidiyor. Kaç tane? Sayısını şu anda bilmiyorum ama 1 milyon mesela. O trafiği oraya alırdın, buraları rahatlatırdın, şimdi oraları da imara açacaksın. Bakmayın. Aynı şey söylenmişti. Bakın 1986-87 ikinci köprü yapılıyor. Size söylüyorum. Sabah gazetesini kuruyoruz o zaman. Şeyde yani iki tellideki o meşhur binayı. Şimdi bak orada İş Bankası var. Bitti. O muhteşem bina, akıllı bina gitti. Türkiye'nin ilk akıllı binasıydı. Sabah ATV binası özellikle. Oraya giderken ben ya o zaman Yeniköy'de oturuyorum. Arabaya biniyorum. Ok Meydanı kavşağına kadar. Biraz trafik oluyordu. Yani tek tük araba oluyordu. Ok Meydanı kavşağını geçtikten ta Mahmut Bey gişelerinden önceki son havaalanı sapağına kadar ne bir araba geçiyordum ne de beni bir araba geçiyordu. Sağ sol da bomboştu. Ve hep söyleniyor. Yok arkadaş burası birinci köprü gibi böyle etrafı pıtrak gibi evlerle dolmayacak. Hiç merak etmeyin. İmara izin vermeyeceğiz. Ne oldu şimdi? Aynısı üçüncü köprünün başında. İşte bunu anlatıyoruz. Çünkü bu tedbirleri uygulamıyor iktidarlar. Özellikle yerel iktidar. Yerel iktidar dediğimde 25 yıldır bu iktidar. Şimdi bundan sonra CHP'li belediye başkanının icraatlarını izleyeceğiz, göreceğiz. Ve onu da uyaracağız bu şekilde. Ama 25 yılda, bakın bu 25 yıl içinde yapıldı bütün bunlar. Doğru, 86'dan 2014'e, 1994'e kadar yapılmadı mı? Yapıldı tabii. Oralar yığılmaya başlamıştı. Orada da işte o yüzden CHP 25 yıldır iktidara gelmedi ama. Bak o yapılaşma yanlış çarpık kentleşme yüzünden insanlar çok kızdılar. Sonra 25 yıl AKP iktidarı içinden çıkılması hareketi. Şimdi aynı kafa 3. köprü ve Kuzey Otoyolu yaptı. Görün 10 yıl bak 10 yıl bu kafa devam ederse 10 yıl sonra o 3. çevre yolunun etrafı tanınmaz hale gelecek. Ya Kavacık dediğiniz yerde inşaat yoktu ya. O ilk
şey geldiğinde 86'da yok öyle bir yer. Şimdi Kavacığın içinden çıkamıyorsun. Ne yaptıklarını şaşırtlar. Neden? Hep plansızlık, programsızlık. Kavacığa girerken böyle gidiyorsun. Ta sanki şeyin orada U dönüşlerle falan geliyorsun. Çünkü adam hiç düşünmemiş ki orayı yaparken. Açın abi buradan bir çıkış diyor. Çünkü ilk başta yok. Mantık oydu. Bu Kavacık şeyden çıkış vermeyelim. Çünkü verirsek buralar inşaat dolar. Ondan sonra bir çıkış tamam. Arkasından bir çıkış daha, bir çıkış daha. Ondan sonra doluyor tabii. Yolu verdi bak, yol bir anlam medeniyet diyor ya. Yol doğru. Yolu yaptığın an önünü alamazsın. Bu kadar basit. Çünkü yolun gittiği yere gidecek. Şimdi medeniyetle beraber vandallık da geliyor. Yamyamlık da geliyor. Çekirge sürüsü gibi geliyorsun. Yol yapılmış artık. Neyse, bunu soruyorum. Şimdi bu arada dün bu Ahmet Hakan, ya şansa bak. Ahmet Hakan'a bugün bir yazım var. Dün yazmıştım Ahmet Hakan'ın yazısı. Çünkü Ahmet Hakan şöyle bir yazı yazdı. Şimdi şey ya, bu yeni Tanrı Genel Yayın Müdürü ya, hem yazar hem şey filan. Şöyle yazmıştı şey günü, cumartesi günü. Diyor ki, şimdi diyor Kanal İstanbul'u istemeyenler diyor, gidip dilekçe veriyorlar diyor. Demokratik bir hak, çok beğeniyorum diyor. Bak şimdi demokratik kafa çok enteresandır. Bunlar böyle çok doğru yapıyorsun. Ama diyor, eğer diyor Kanal İstanbul'u istiyoruz diye de diyor dilekçe verenler olursa o da demokratik hak diyor. Şimdi ne yapayım işte diyorum ya, cahil cesareti her yerde hakim. Şimdi adamın anlamadığı şu, genel yayın müdürü yapmışlar ama bilmiyor çocuk. Nereden bilsin? Ben de öyle bir gırgır yazı yazdım. Ahmet Beyciğim dedim. Yanlış şey yapıyorsunuz. Olmaz. Niye olmaz? Çünkü bu ÇED raporuna itiraz. Ha diyeceksiniz ki ya kandırma, kanalı istemiyoruz diyenler. Tamam ama kanalı istemiyoruz dilekçesi vermiyorlar. Efendim şu 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 nedenlerle ÇED raporu eksiktir. Bu rapora rağmen bu rapor böyle düzenlenirse bu Kanal İstanbul büyük zarar verecektir. Onun için ÇED raporu yeniden bakılsın, ona göre de yapılmasına getiriyor. ÇED raporu niye askıya çıkar? İtiraz var mı diye. Yani biz bir rapor hazırladık, bilimsel, itiraz var mı diye. Şimdi itiraz var mı diye askıya asılan bir şeyin lehine şey yapamazsınız. Mesela aynı şekilde de evlilikler de askıya çıkar ya. Hani efendim, evlilik başvurusu yapılır, askıya çıkar. Niye? Biri gelir itiraz eder. Neden? Efendim bu evli dersin. İşte bilmem ne hastalıklı dersin, bu adam şu dersin, bu kadın bu dersin. Lehine bir şey olur mu? Mesela evli, çok beğendik ikisinin evlenmesini diye kimse dilekçe verir mi? Ha, ÇED raporu da öyle. Lehine dilekçe veremezsin. O halde şimdi bunu kalkıp da efendim İstanbul, Kanal İstanbul'u isteyenler demokratik davranıyorsa istemeyenlerinki de demokrasidir diye böyle bak ben ne kadar düzgün gazeteciyim numarası yapma dedim. Ahmet Beyciğim yapma. Şansa bak yayının çıktığı gün adam beni köşesinde yazmış. Şimdi önümde yok, unuttum almayı. Diyor ki kategoriler yapmış kendine göre. Efendim Kanal İstanbul'un tipolojisi mi diyor, bir şey diyor böyle yani. Kim? En şeyi koymuş, ben iflah olmazlardan, efendim Tayyip Erdoğan düşmanlığı o kadar gözümüzü bürümüş ki her şeye karşı çıkıyormuşum. Bu şeye de bir şey, işte otomobil, Kanal İstanbul ayrı. Otomobile de işte karşı kategorik olarak reddediyor falan. Abi şaşkınlık için dedim, çünkü otomobille ilgili tek yazım var, onda da soru soruyorum, fabrikası nerede? Ne zaman piyasaya çıkacak? Kaça satılacak? Patronlar niye ortaya çıkmıyor? Çünkü hiçbiri şey yok. Neden hükümet üstleniyor? Yani İnan Kıraç yok mesela. Türkiye'nin en önemli otomotiv patronlarından biridir. Koç grubunun CEO'larından biriydi. Tofaş Oto'nun başındaydı. Yani ilk Anadolu'nun başındaydı. Yani düşünün 60'lı yıllardan bu yana otomotiv sektörünün duayeni olmuş bir İnan Kıraç. Bugün de ona ait olan Karsan'da hem devletin askeri araçlarına, hizmet araçlarına hem de piyasaya muazzam araba temin eden, üreten bir iş adamı. Yok. Hiç konuşmadı mesela bugüne kadar. Çıkıp şunu yapacak. Zorlu. Törenlerde varlar. Çıkıyorlar, görünüyorlar. Bir tane işte şey, Ethem Sancak. Onu da hiç duymadık. Çıkıp da böyle biz arabayı şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan dediğini. Varsa yoksa Teknoloji Bakanı adı altında bir bakan var. O anlatıyor. Araba şöyle oluyor be. Peki kim yapıyor?
Yani parayı ben veriyorum, düdüğü sen çalıyorsun. Aslında böyle bir durum var. Şimdi bunları soruyorsun. Adam oradan diyor ki bunlar iftira olmaz. Çünkü neden? Gözlerini bürümüş. Bunlar iyi hiçbir şey demezler falan. Oğlum evladım bak sen ufak gelirsin. Ben sana söyleyeyim. Hani böyle takıldık makıldık falan ama sen otur oturduğun yerde bu tür numaralar yapma. Öyle kirletme bu. Neden biliyor musun? Bak kardeşim, Ahmet Alkancığım, kirletmeye çalışma. Sen şöyle kirletiyorsun şu anda beni. Efendim bu adam bir muhalif, onlar her şeye muhalif. Yani ciddiye alma. Ha, yemez onu. Ben de yemem, kamuoyu da yemez. Çünkü herkes biliyor. Neyin ne olduğunu görüyorlar. Sen hiç o konuda kafanı takma. Benim ne araba fabrikasına karşı çıkmışlığım vardır, ne uçak yapımına, niye karşı çıkayım ya? Ben bununla gurur duyarım ama yalan söylemeyin diyorum. İşte biraz önceki haberi. Şimdi Ahmet Beyciğim ne yapacaksın o haberi? Kanal 7'de o zaman hani sizin esas yuvanız olan Kanal 7'de. O haberi yapmışlar 2019'da. Bak 2019'un sondan bir önceki günündeyiz. Hala bir uçak yok. Hala sen Boeing alıyorsun, Airbus alıyorsun. Hala F-35 diyorsun, SU-35 diyorsun, 55 diyorsun neyse oradasın. Korumalarının tabancalarını bile niye Amerika vermiyor diye caz yapıyorsun. Bu az aşırı. Ne diyeceksin şimdi? Onun için bak burası, bak burası söyleyeyim. Çürük yörüne muhalefet etme. Ne olursa olsun rezillik, karşı çıkma yeri falan değil. Biz burada gerçeği söylüyoruz. Bak arkamda yazıyor kardeşim, gerçek yazıyor burada. Gerçeği söylüyoruz. Senin uçak fabrikan var mı? Yok. Niye var diyorsun? Senin uçağın uçuyor mu? Uçmuyor. Niye uçuyor diyorsun? Senin otomobilin var mı? Yok. Niye var diyorsun? Otomobili sen yapmadın. Niye ben yaptım diyorsun? Ben bunları soruyorum size. Ama şunu görüyorum. Bu yandaş yalaka takım giderek sıkışıyor. Başladılar bize bu tür saldırılarda bulunmaya. Ya bir tanesi var mesela şey Haşmet Babaoğlu. Ya çok üzülüyorum adamın haline. Böyle naif, ince bir adamken nasıl oldu da bu dinci takımın sözcüsü, bayraktarı, militanı haline geldi. Benim için diyor ki onların ruhu ecnebidir diyor. Niye kardeşim? Niye ecnebi olalım biz? Ha niye? Bilimden, sanattan, kültürden, edebiyattan bahsediyoruz. Gerçek gelişmeden, gerçek sanayileşmeden söz ediyoruz. Onu umuyoruz, onu hayal ediyoruz diye mi ecnebi oluyoruz? Halkı anlamıyorsun diyor işte. Senin anladığın halk kim peki diyorum. Onun da cevabı yok. Hangi halkı anlamamız lazım? Biz halk değil miyiz? Sen halk değil misin? Çünkü bu halkı anlamıyorsunuz edası. Bu şımarıklık, bu çok bilmişlik. Aslında kendini de ayrı tutuyor. Sen halkı anlamıyorsun. Seni anlıyor muyum kardeşim? Sen ona bak. Sen nesin? Halkın neresini temsil ediyorsun? Hah, bunların halk diye söyledikleri en düşük kesim. Nedir en düşük? Hakaret olarak söylemiyorum. Eğitimi çok az. Maddi geliri çok az çünkü maddi gelirin çok azlığı belli talihsizlikler ya da bir takım aksilikler sonucu değilse eğer işte eğitimle kültürle de at başı gider. Yani efendim ham aldı, milyarder oldu, onlar işte 10 milyon insandan birinin hayat öyküsü çok güzel. Ama geri kalan para kazanma olayı da eğitimle kültürle bilgiyle beraber yürüyor. Çok nadirdir aradan böyle bir şey çıkması. Ha ya mafyalaşarak çıkar, kaba güç kullanıyordur. O bile bir akıl ve zekayı ve bir parça bilgiyi gerektirir. Yani hiçbir şey bilmeyen mafya lideri de yok. Onu da söyleyeyim size. Magandadır ama bir şeyler biliyordur, farkındadır. Ona göre davranır zaten. Nerelere uzanırsa para kazanacağını bilir. Nerelere uzanırsa başının derde gireceğini bilir mafyacı da. Anlatabiliyor muyum? Onun için karşı çıktığımız bu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gerçeği anlatıyoruz. Burada hiç kimse bana diyemez. Can Ataklı sen çok iyi bir şey olduğunu bildiğin halde böyle yaptın. Hayır. Ama ben çok kötü bir şey olduğunu bildikleri halde müthiş bir şekilde sırf saraya yaranmak için yazılar yazan, konuşmalar yapanları biliyorum, görüyoruz zaten. İşte az önceki haber. Türkiye bir şeyi daha başardı, uçuyoruz. Uçmuyoruz kardeşim. Bu araba da olmayacak kardeşim. Bak o arabanın ben size geleceğini söyleyeyim. O araba bu 5 Bebayit falan dediklerinden birinin karoser imalatındaki tezgah haline döner. Araba falan üretemezsin. Neden? Çünkü karlı olmayacak. Başka bir firmanın tezgah haline gelir. Ha keşke olsa ama şu an itibariyle bu kafayla olmaz. Çünkü bu kafa
toplumun cahil bıraktırdığı özellikle kesiminde damarından girip kendini yüceltmeye çalışan bir iktidar var. Bu kafa yapamaz onu. Onu anlatıyoruz. Çünkü niye? Hiçbir bilimsel anlayışı yok. Bilim adamına sen kimsin ya diyen bir zihniyet, otomobil gibi çok sofistike bir teknolojiyi güçlü kılabilir mi ya? Sen kimsin ya diyen, hukuk konusunda baro başkanlarına sen kimsin diyen, anayasa konusunda anayasa profesörüne sana mı soracağız diyen, Kanal İstanbul konusundaki bilimsel bir takım verileri ortaya koyanlara onlara mı kulak asacağız diyen bir zihniyet otomobil yapabilir mi Allah aşkınıza ya? Allah'ım yarabbim. Benim köşede ne var? Ha bir de şunu yazmışım zaten. Şimdi dün de baktım böyle sabahın mürriyetimle işte birinde bu tarih marif bir şeyler yapıyorlar ya orada. Efendim bunlar eskiden de otomobili istemiyorlardı. Eskiden de köprüyü de istemiyorlardı falan gibi. Ne kanıma çok dokunuyor biliyor musunuz? Bu dinci kafa. Osmanlı'dan başlayalım. Gelişen batının karşısında 300 yıl geri bıraktırmış. Tamamen dini taassup yüzünden, bu dincilik yüzünden. O şeytan icadı, bu dinimize aykırı, bu gelemez, o olamaz. Ben matbaayı 300 yıl geç sokmuşum, teknolojiyi getir. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Türkiye'ye teknoloji getiren yok. Getirmeye çalışan da işte bir şekilde önünü kesmişler. Ya da işte kötü padişah falan demişler. Bu kafa şimdi bana kalkıp da bunlar şeye de karşıydı diye bir de koymuş gayet güzel sanki araştırmacı gazeteci gibi. Efendim devrim otomobiline karşı çıkmışlar. Kim karşı çıkmış? Dönemin aydınları solcu. Yazıları okudum. Ya işte bak diyorum ya algıyla yönetmeye çalışıyorlar. Kardeşim Çetin Altan dahil pek çok kişinin yazısı var o dönemde. Uzmanları var. Söyledikleri şu. Kimse arabaya karşı çıkmıyor. Diyorlar ki yeterli donanım olmadan, yeterli bilgi birikimi olmadan, bu sanayi konusunda, teknoloji konusunda henüz bu kadar ileri gitmemişken arabaya girmek maceradır, yanlış olur diyorlar. Nitekim öyle oluyor. Yani senin otomobille ilgili bilgi birikimin yok denecek kadar az. O konuda yetişmiş mühendisin, teknik elemanın yok. Deneyimin hiç yok. Çünkü ta 29'da bırakmışlar. 29'da biliyorsunuz ilk araba fabrikası var. Fakat işte hep bunların önü kesilmiş zamanla. Ondan sonra da ortalık bu hale gelip de araba devrim arabası durunca da adama diyor ki ya bilmem. İşte değil. Muhalefet etmiyor kimse. Yazıları okudum dün. Açın bakın. Öyle yapmasın edilmesin. Aynı şekilde işte köprüye de köprü yapılmasın diyen yoktu diyorum. O böyle bir şeydi. Köprü istemiyoruz diye. Ama herkes farkındaydı. İstanbul'un iki yakası birleşecek. Yer konusunda. Ya burada yaparsanız nüfus yoğunluğu yaratırsınız. Şehrin ortası mahvedersiniz İstanbul'u. O anlatıldı. Şimdi buradan cımbızla çekip köprü yapılması. Efendim bunlar köprüye de karşı çıkmış. Kardeşim ben senin yüzünden 300 yıl geri kalmışım medeniyetten. Şimdi arayı kapamaya çalışıyorum ben. Sen hala bana aşağılık duygularını pompalayarak iyi iş yaptığını anlatıyorsun. En büyük, en uzun, en. İşte ne oldu? En büyük havaalanını yaptın, açamadan en büyüğünü Çin'de yapıverdiler. Üçte bir fiyatına hem de. Ve bunu Türkiye'de hiç kimse sormadı, muhalefet dahil. Kardeşim bak en büyük diyordun, en büyüğü yetiştiremedin. En büyüğü Çin açtı. En büyük Çin seninkinden çok daha güzel, çok daha nitelikli, çok daha kaliteli. Üçte bir fiyatı. 12 milyar dolar. Sen 36 milyara. Hadi bakalım. Onun için geçin abiciğim bunları. Geçin. Bir küçük hoşuma giden şey var. Onu da köşede bu geçeyim. Bir daha korkusa gelemeyebiliriz. Hani ben bir şey yazmıştım hafta sonunda. Onu görmüşsünüzdür. Bir ilaç. O ilacı yine şeye vurulacak. Dize vurulacak. Bir tanıdığım biri. Biraz SSK'nın mağduriyetine uğramış bir şey. İlacı neyse alındı bir şekilde. 550 lira çünkü iğne. Fakat doktor yok yapacak. Bunu hemşireler yapamıyor. Devlet hastaneleri Şubat'ın ocağın ortasına gün veriyorlar. Ben de bunu burada anlattım işte falan. Ya çok güzel. Biri çıkıyor işte imdada yetişen. Üsküdar'da aktif tıp merkezi Onur Ceyhan doktor. Twitter üzerlerimde buldu beni. Açık alanda. Can Bey ben o hasta arkadaşımıza destek olmak istiyorum. İğneyi yapabilirim diye. Neyse doğrudan mesaj mı diyorlar? Direkt mesaj. Şimdi burada tabii açıktan telefonlar da verilemez. İşte ona direkten mesaj yazdık ettik. Telefonları aldık. Bilmem ne gitti.
Dün iğnesini oldu. Cumartesi günü iğnesini oldu. Şimdi bir yıl rahat. Artık seneye de sözleşmişler. İğneni al gel ben gene burada yaparım demiş. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. En azından böyle bir duyarlılık gösterdiği için. Şu açıdan çok mutlu oluyorum. Yani burada konuşuyoruz, yazıyoruz, bir mücadele veriyoruz. Tamam bunların böyle bir kısmı işte muhalefetler, analizler, yorumlar filan ama insani bazı anlarda hemen birilerinin yardıma koşması, ben de varım demesi insanı mutlu ediyor ve burada diyorum ki yani boşa değil kardeşim işte. Sonuçta bir kişiye bile olsa bir desteğimiz olabildiyse, onun bir işini halledebildiysek ne mutlu bize diyorum. Evet, şimdi geçelim. Sözcüye bir bakalım. Kötü bir şaka. Şimdi bu tabii onu konuşamadık geçen hafta. Çünkü ben yayından çıktıktan sonra geldi karar. Sözcü davası yani bu ülkenin bana göre yüz karası bir karardır. Hani bunu söylerken biraz da böyle hani endişelenmiyor da değilim ha. Çünkü niye? Çünkü mahkemeye hakaret de diyebilirler. Ama ya yani akıl alır bir şey değil. Bu hepimize verilen bir ceza. Yani efendim Emin Çöreşan FETÖ'cü değil ama ona destek. Neden? Efendim bir şey söylemiş ona yardım oluyormuş. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Adam iki kere iki dört dedi. Ben de iki kere iki dört dediysem FETÖ'nün hizmetinde mi oluyoruz kardeşim? Herkes fikrini yazıyor. Bilmiyorum. Ama bak bunu yaptılar. Aylarca yıllarca bunu sürdürdüler. Şimdi getiriyor ceza. Ve bakın buradaki en art niyetli olan ve bu davanın neden açıldığını gösteren ne var biliyor musunuz? Burak Akbay, sözcünün sahibinin davasının ayrılması. Niye ayrılıyor kardeşim? Yargılama tutuklu olmadığına göre duruşmaya gelmek zorunda değil kimse. Burak Akbay dava açıldığı sırada yurt dışındaydı. Tahmin ettiğim kadarıyla avukatları. Yani gelmesen olur. Çünkü gel diyeceksin tutuklanma. Yani bu tür işlerle uğraşacağımızı orada dur. Dava. Dava bitiyor. Sen ne diyorsun? Onu ayırdım. Niye? Aynı değil mi suç? O cezalar verildiyse diğer sanıklar da her duruşmada oldular mı bilmiyorum. Yani o kadarına hepsini izlemedim ama gerekmediğini biliyorum. O halde sen niye şimdi neyi ayırdın? O da onun içindeydi. Ceza varsa ona da verirsin o zaman. Hayır. Niye yapıyorlar biliyor musunuz? Sözcüyü bloke etmek için. Yani davayı burada bitiriyor. Şimdi bu Yargıtay'a gidecek. Umuyorum ve diliyorum bozulacaktır. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakları falan da doğuyor tabii. Hak ihlali var bana göre. Burada neyse onları geçelim ama ne oluyor? Sözcünün sahibi hala dava bitmemiş oluyor. Yani diğer ceza alanlar diyelim ki Yargıtay Yıldırım'ız ile karar verdi ve beraat ettirdi. Dedi ki davayı bozduk. Yanlış yargılama yaptınız bu suçlardan. Nasıl Ergenekon'da Balyoz'da bozdu, mahkemede o karara uydu ve beraat etti. Burak Akbay hala devam edecek biliyor musunuz? Niye sözcüyü bloke etme? Sözcünün en azından haberlerinde iktidara daha az muhalefet etsin, daha vurucu şey yapmasın. Ha buna uyar mı? Umudum ve dileğim öyle olmaması yolunda ama sonuç olarak sade şey olarak bakmayın. Sonuçta buralar birer ticari müessese. Yani para kazanma için demiyorum. Sade sözcü bünyesinde matbaalarıyla, bürolarıyla, efendim yurt dışı temsilcilikleriyle nereden baksanız 500 insan çalışıyor. Onları da düşünmek zorundasınız. Onların da evleri var, çolukları, çocukları var. O zaman işte oranın yaşaması lazım. Yaşaması için de yani böyle çala kalem gidemeyebilirsiniz. Ha buna rağmen ben sözcünün dimdik duracağını, devam edeceğini düşünüyorum. Zaten öyle şu anda. Ama bütün bunun için yapıyorlar. Direnç kıralım. Hepimiz buradayız. Yazıyoruz, çiziyoruz. Ama şu diyor, yani diyor ki sen diyor bunlara verdin. Yılmaz Özdil, Can Ataklı, Memduh Bayraktaroğlu, Ümit Zileli, Ahmet Takan, Soner Yalçın, aman ha bak her an hepinize geliriz. Niye? Çünkü gerekçe, bu mahkeme onu gösteriyor. Gerekçeye gerek kalmıyor. Delile gerek kalmıyor. Ben öyle baktım, böyle baktım, gördüm, böyle yazmışım bu cemaatin söylediği laf. Sen de aynısını söylüyorsun. Efendim cemaat söyledi de saat 12 demiş. Ben de 12 dedim. Ama tam da onu söyledikten sonra sen de 12 dedin şekerim.
Bak böyle. Böyle yapıyorlar. Aynen bu yani bu. Ya Emin Çalışan'a, Necati Doğru'ya, Mehmet Metin Yılmaz'a, Gökmen Ulu'ya. Aa! Efendim cemaatçi değiller ama cemaate yani ona de, üye olmamakla beraber diye işte onu soktular. Türkiye'de bugün kimi istiyorlarsa terör davasından yargılıyorlar. Çünkü onun dışında pek tutuklama olmuyor. Yani milyar dolar çalsan tutuklanmadan yargılanıyorsun. Dolandırdın herkesi. O yani ya iyi çocuktur o bak gelir gelir o merak etme duruşmalara gelir. Tutuklamaya gerek yok. Yargılamaya kadar işte çocuk da işini gücünü halletsin. Ama beğenmedikleri kim? Hemen bir terör davası uydurup tak götürüyorlar. Şimdi Kanal İstanbul için söz bilim insanlarında bunu karşılaştırmalı yapacağız bir parça. Hürriyet, hop, Ahmet Hakan'ın yeni şeysi, gazetesi. Neredesin Hürriyet? Hatta mı? Ha bak işte tamam. Tamam burada. Şimdi siyasetçiden vatandaşa hemen herkesim günlerdir Kanal İstanbul'u konuşuyor. Projeyi bilim insanlarına sorduk. Tarım, orman, su kaynakları ve Boğaz geçişinde şu tespitler yapıldı. Su bilimci Bayram Öztürk, Karadeniz ve Marmara arasındaki dengenin alt üst olabileceğini söyledi. Kılavuz kaptan Saim Oğuz Ülgen, Boğaz'da kazaların azaldığını belirtti. Deniz bilimleri uzmanı Doktor Özgür Emek inanmaz. Ekosistem zarar görecek dedi. Ekoloji uzmanı Doğan Kantarcı, ekmeğimizi suyumuzu yok etmeye çalışıyoruz dedi. Jeolog Doğan Perinçek de, Perinçek enteresan. Güzergahtaki heyelan riskine dikkat çekti. Orman Fakültesinden Profesör Doğanay Tolunay bir kısım orman yok olacak ifadesini kullandı. Şimdi bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilim insanını konuşturmuş. Hürriyet gazetesi ise nerede? Abi dün müydü, bugün müydü ya? Yok, sabah ya. Hürriyet değil. Sabah, sabah. Ben öyle diye. Hah! O da bir tane şehir yönetimi uzmanı Profesör Doktor Recep Bozdağ'ını konuşturmuş. Adam allame. İstanbul Boğazı dünyanın en riskli su yolu. Kanal İstanbul Boğazı bu tür tehlikelerden koruyacak. Bu proje de bölgede dünya çapında bir cazibe merkezi kazandırılacak. Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak. 100 milyar dolar gelir elde edilebilir. O bölgede aktif fay hattı olmadığı için deprem tehlikesi yok. Çevreye zarar vermeyecek, Terkos zarar görmeyecek. Abi bir çırpıda hepsini söylüyor. Burada bu kadar insan çaba harcıyorlar bilmem. Ama diyor ki onlar biz muhalif, onlar müzmin. Onlar diyor Tayyip Erdoğan ne yaparsa karşılar. Şimdi bak böyle bir mantıkla bir de saldırıyorlar biliyor musunuz? Şimdi bu pek çok insanı da etkiliyor. Abi bunların bütün derdi Tayyip Erdoğan ya. Tayyip Erdoğan gitsin bunlar rahatlayacak. Ne alaka? Ha Tayyip Erdoğan gitse Türkiye rahatlar mı? Bilmiyorum herhalde rahatlar tabii de. En başta AKP rahatlar. Bir oh be derler. Çünkü ağzını açan bilen yok biliyorsunuz. Bak dikkat edin AKP'den konuşan yok. Yan unsurlar konuşuyor. Danışmanlar, efendim saraydaki komisyon üyeleri. Çok nadir milletvekili. Onlar da işte ya damat ya bir şey böyle bak parlamentoda yok konuşan. Bu hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Ha talimatla orada el kaldırıyorlar, bütçeye oy veriyorlar falan filan. Bunlarda problem yok. Ama şu şeyi anlayamıyorum ben ya. Bayağı adam bak tek başına hiçbir şey diyor ya. Ne depremi diyor. Ya adam nasıl açıkladı biliyorsunuz değil mi? Yani işte diyorum ya cehaletin, cahilliğin cesareti iktidarda. Adam diyor ki bakan. Efendim diyor. Bu diyor şey diyor 250 metre genişliğinde 21 metre derinliğinde deprem diyor 7 kilometre dipte oluyor diyor. Bunun diyor böyle diyor kazılmasını falan diyor. O zaman diyor bizim diyor yaptığımız otoparklar 21 metreden daha derin diyor. Daha derini kazıyoruz diyor. Evlerde diyor havuzlar var diyor. Onlar da depremi tetikler diyor filan. Şimdi akla yani duruyorsun böyle bir anda. Ha pardon abi kusura bakma haklısın ya. He tam. Haklısın abi çok doğru. Ha böyle şimdi bunlar ülkeyi yönetiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir su yolu açıyorsunuz. Bütün ekolojiyi değiştirebilir. Hiçbir şey bilmesen bak. Bilimsel olarak hiçbir şey bilmiyorsun. Ümmi bir adama sorsalar. Ya iki deniz arasına buradan açıyor. Bir der ki abi buradan buraya su nasıl hızlı akar? Ne tarafa hızlı akar? Akar mı? Durgun mu olur?
Değil mi? Yani sorar. Sonra birdenbire Boğaz çok güvensiz. Boğaz şöyle, hayır. Boğaz'da hiç kaza maza olmuyor. En son bir tane oldu işte, yalıya çarptı. Eskiden çok mu oluyordu? Hayır. Ama şu oluyordu. Efendim, dümen kilitleniyor. Ama bak kaç, 60'lı yıllar, 70'li yıllar. Bir de geçen çoktu, tanker çok geçiyor. Rusya, o zaman Sovyetler Birliği var, babam geçiriyorlar. Onların savaş gemileri de geçiyor, o geçiyor, bu geçiyor. Çok büyük bir şey de olmadı. En büyük kaza iki tane vardır. Bir tanesi Haydarpaşa açıklarında oldu, Independent gemisi. Bir ay yandı. Dışarıda çarpıştılar, Boğaz'da çarpışmadılar. Bir tane de Boğaz girişi, ta Poyrazköy'ün orada bir yangın, yandı gemi. İkisinde de İstanbul'un ortasında hiç gemi yanmadı bugüne kadar bak. Onun için ikide bir böyle yani çok tehlikeli. Bir dakika ya. İstanbul Boğazı'nın en dar yeri 1600 metre. Ha, art akıntı var, şu var, bu var. Şimdi anlatıyor bak şimdi burada bilimsel. Ya aklım almadı yani. Ya ben diyorum ki bu abi bu böyle bir şey olmaz ya. Ya bu kadar aptal yerine bizi nasıl koyarlar ya? Şimdi bak. Adam bilimsel konuşuyor, şehirci bu. Diyor ki bak, İstanbul Boğazı dünyanın en riskli su yolu. Boğaz'da 12 kez rota değişikliği yapılması gerekmekte. Ayrıca 4 farklı akıntı var. Yüzey akıntısı, dip akıntısı, girdaplar ve orkoz adı verilen tersine akıntı. Uluslararası ölçekte dünyanın en dar su yolu. Dünyada bu kadar tehlikeli başka su yolu yok. Ne Magellan Boğazı ne de Büyük Belt Boğazı bu kadar tehlikeli. Yani düşünebiliyor musun? Kanal İstanbul yapılmazsa öldük lan biz. Böyle bir kafa. Bu adama da profesör diyorlar. Çok enteresan. Dünyanın en tehlikeli diyor. Peki nasıl bugüne kadar gidip geliyorlar kardeşim bu gemiler? 12 kez rota değiştiriyor. Demek ki değiştirilebiliyor. Ona bakarsan Datça yolu da bilmem 700 tane viraj var. Alıyoruz hepsini. O da tehlikeli. Laf mı? Devam. Birkaç gün önce kaza yapan son gemi. Ha işte bak, anlıyorsunuz değil mi? Bu gemi, ben %99 eminim kaza maza değil. Arkadaş geldi. Bak kaza olabilir ha. Çünkü bakan ne dedi? Maazallah, ya petrol patlasaydı ne olacaktı? Onu da patlatın bari. Birkaç gün önce kaza yapan son gemi, son manevradan önce arızalanmış olsaydı Kandilli'ye çarpacaktı. Ya ne enteresan değil mi? 5 dakika sonra da bir şey olsa bu sefer Boğaz Köprüsü'nün ayaklarına çarpacaktı. Bak mantık çok güzel. Biraz önce olsa, peki biraz sonra olsa nereye çarpıyordu? Profesör bu adam. Boğaz geçirmesi zor ve kaptanlar açısından yüksek beceri ve tecrübe isteyen bir su yolu. İkinci bir su yolunun açılması bugüne kadar gündeme alınmalıydı. Adam bir de diyor ki lan bugüne kadar düşünmemişler. Salak bunların hepsi diyor. Allah'tan diyor, bir tane var Allah. Bu adama profesör diyoruz ha. Ya İstanbul Boğazı'nda eğer orayı geçemiyorsa, bilmiyorsa kılavuz kaptan alır. O kılavuz kaptanlar böyle orada bir de dans ederler, vals yaparak geçerler. Ha, kılavuz kaptan alırsa parasını öder bilmem ne. Bugüne kadar da hiç, ay yolun ortasında kalan daha gemi de olmadı. Devam edelim. Bana bir siyasetçi, sizce devlet Kanal İstanbul'a yatırımı kâra geçirebilir mi diye sordu. Ben de bu konuda yetkili bir merci olsam oradan devlete 100 milyar dolar kazandırırım dedim. Dubai, Hong Kong, Los Angeles, Singapur nasıl kazanıyorsa İstanbul'da öyle kazanır. Bak şimdi araya profesör olduğu için bir parça bilgisi var tabii. Los Angeles'ı katmış araya. Geri kalanları ada devlet. Şehir devlet. Benim de son yaptığım konuşma o zaten. İstanbul'u ada, bir tane ada devlet yapacaklar. Orası ayrı bir devlet. Burası bir eyalet ya da verelim gitsin. Burası da Anadolu İslam Cumhuriyeti. Bak adam kendi ağzıyla söylüyor. Para kazanır diyor. Ya tanrıları para bunların ya. Burası çok para kazanır. Abi ne yapayım para kazanacaksa ya? Nedir ya bu para kazanma? Bu telaşınız nedir ya? Kefenin cebi yok şekerim. Gidemezsin bir yere. Bu kadar parayı ne yapacaksınız sonra? Depremi tetikler mi? Yok diyor ya. Projenin hafriyatının yapılacağı bölgede aktif fay hattı yok. Depremi tetiklemesi için aşırı yüklenmeniz gerek. Oysa ki siz bölgeyi hafifletiyorsunuz. Profesör söylüyor bunu. Bölgeyi hafifletiyorsunuz diyor. Efendim susuz bırakır mı diyor.
İstanbul'un toplam su rezervi 1 milyar 650 milyon, milyon metreküp. Projenin Terkos'a etkisi %0.9 düzeyinde olacak. Yani yok denecek kadar az. Sazlıdere Barajı'nın %60'lık hacmi Kanal İstanbul ile birlikte devre dışı kalacak. Ancak bu İstanbul'daki toplam su rezervi içindeki payı %2.7 civarında. Peki. Çevre için tehlike olacak. Bak abi ne sorular ama. Adam kim bu? İsa Tatlıcan. Adam müthiş böyle bam bam böyle soruyor, böyle kafasına kafasına vuruyor. Proje İstanbul'u susuz bırakır mı? Hayır. Proje çevre için tehlikeli olacak mı? Kanal İstanbul'un güzergahında İğneada'daki Longos, Sarıkamış'taki Sarıçam ormanları gibi yerine konulamaz bir doğal varlık yok. Ezer geçeriz hepsini. Bazı endemik bitkiler içeren Terkos kumulları ise projeden olumsuz etkilenmemekte. ÇED raporlarında zaten hayvan ve bitki çeşitliliği konusunda yaşanacak sorunlar ve bunları telafi edici çözüm önerileri tek tek sırala. E tabii profesör olunca gayet bilimsel cevap veriyor. ÇED raporunda var şekerim hepsi. Adam yetmiyor bak. Bir tane daha böyle beynine bir soru daha çakıyor. Projenin İstanbul nüfusunu patlatacağı iddia ediliyor. Ama bilim adamı cevap veriyor. Türkiye'de iç göç büyük ölçüde durdu. 10 yılda İstanbul'un aldığı göç yıllık ortalama 30 bin kişi. Kanal İstanbul'un etrafında kurulacak yeni şehirlere nüfus büyük ölçüde İstanbul'un diğer semtlerinden gelecek. Bak çocuğum hazır. Gelecek yok diyor. Nişantaşı'ndaki gelecek buraya diyor. Etiler'deki gelecek diyor. Bebek'teki gelecek diyor. Ha. Ve can alıcı bir soru daha soruyor gazetacı. Buradan çıkan hafriyat nerede değerlendirilecek? Abi meraka bak. Nerede değerlendirilecek acaba buradan çıkacak? Çok önemli vallahi billahi. Ne olacakmış bakalım? Hafriyat ile Karadeniz sahilinde 39 milyon metrekare yeşil alan oluşturulacak. Şimdi geliyor bak bilim adamı gerçek bir bilgi veriyor. Diyor ki, yani İstanbul'a 943 tane gezi parkı büyüklüğünde yeşil ilave. İşte bu can alıcı nokta burası be. Ya biz diyorduk ki gezi parkında 3 tane ağacı kesen ağaç. Ama ne yapıyor bu iktidar? Helal olsun be. 900 küsür tane neydi o gezi parkından yapıyor bize be. İşte bu be, işte bu be. Ve burada ben burada bu can ataklı kudurmuş bir vaziyette ne kadar iyi şey varsa karşı çıkıyorum ya. Ay sizin kafanıza be. Ve son soru. Montreux için kafalar karışık. Burada gazeteci de pek emin değil. Montreux için kafalar karışık. O da diyor ki, Kanal İstanbul'un yapılması Montreux'u delmez. Hatta Türk limanlarına uğrayarak geçiş yapan gemilerin Boğazlar'dan geçen gemilere oranı %38. Türkiye bu gemilerin Kanal İstanbul'u kullanmasını zorunlu tutabilir. Montreux buna imkan veriyor. İşte bilim adamı, işte bilimsel bir söyleşi, işte gazetecilik başarısı. Evet, şimdi devam edelim. Neler var? Onları bir tekrar gözden geçirelim. Gazetelerde neler vardan giderek. Şimdi Hürriyet'te başka. Şimdi gelelim. Bir çok önemli bir haber var. Şimdi bu Libya olayı devam ediyor. Libya asker göndereceğiz, göndermeyeceğiz. İşte yeni yılın ilk işlerinden biri o. Fakat tam bu arada Milli Savunma Bakanı, diyorum ya ben çok dikkatle izliyorum. Komutanları da yanına aldı dün. Şimdi bakın çok ilgimi çekti bu. Neden biliyor musunuz? Bir İdlib'den çekilmeyeceğiz lafın neden? Yani kimse öyle bir şey sormadı ki. Yani şu anda gündemde öyle bir şey mi var? İdlib'den çekil mi diyorlar? Çekilmeyeceğiz'i kime karşı söylüyoruz? Bakın tuhaf şeyler oluyor. Aynı akar Libya konusunda ise verilen görev olursa yaparız diyor. Yani gideriz falan ya da yani oraya mutlaka şu yani o görev verilirse gideriz. İdlib'ten de çekilmeyiz. Şimdi bunları böyle yan yana koyunca diyorum ya bir tuhaf oluyor benim kafam. Niye bunlar oluyor şu anda? Mesela Mısır, Libya nereden çıktı? Bak şimdi şeyden haberler gelmeye başladı. İtalyan şeyleri filan Türkiye'ye sakın ha Libya'ya girme diyor. Öyle bir şeye kalkma. Tunus'tan şey istediğimiz. Üst istediğimiz. Benim ben size burada anlattım. Yani şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'ya asker indirme şansı yok. Çünkü neresine inerseniz inin Libya toprakları olacak. O her türlü saldırıya açık demektir. Bir tek yeri var. İki komşu ülke. Bir de güneyde Çad var. Çad ama çok uzak. Yani oraya bir şey değil. Ama Mısır da gene uzak kalıyor Trablus'a. Ya da Tunus.
Tunus'a aynı Amerika'nın Irak'a, Saddam'a karşı yaptığı gibi sanki Suudi Arabistan topraklarını kuruyor. Yani diyor ki bana bir yer ver ya da işte bizden 1 Mart tezkeresinde istedikleri gibi Amerikalıların işte bize bir yer ver, askerimi oraya indireyim. İnemez kardeşim. Zaten Akar da onu biliyor. Görevi yaparız. Tamam, talimat verirsen gideriz diyor. Böyle bir tuhaf bir durum var. İdlib olayı da hala bakın devam ediyor. Orada bakmayın. Öyle teröristler efendim halka ateş açılıyormuş da oradan kaçıyor, öyle bir şey yok. İnanın yok. Zaten bakın öyle bir şey olsa var ya, şu anda Amerikan basını yeri göğü inletir. Neden? Çünkü o konuda zaten Esad'a ve Rusya'ya en karşı Amerika. Ve Amerikan medyası da oraya gelir, arkadaş görüyor musun falan. Tezgah bile yapamıyorlar çünkü yok belli ki. Terörist temizliyorlar. Ve onların da bir bölümü belli ki ya anlaşmayla kaçıyor. Şimdi biz de onlara efendim kaçanlar. Şunu merak ediyorum. Niçin 3 milyonluk bir kentten 100 bin kişi toplam, çoluk çocuk ama. Niye onlar? Nereden kaçıyor bunlar? Çünkü bir takım köyleri falan aldılar ya. Onlar mı çıktı geri? Onlar İdlib'e gider. Niye Türkiye'ye doğru kaçıyorlar? Hala gelmediler. Bak bir de o var. Neredeler bunlar? Pazarlık yap. Başka hiçbir izahı yok bence. Burada bir Hürriyet'in bir tane haberi var, onu söyleyeyim yani. Ben size anlatmıştım da Ahmet Hakan yazmış yani şöyle. Ben Hürriyet'teki değişimi gördüm ve size burada ne dedim? Ahmet Hakan yeni bir şey deniyor dedim. Böyle insan parlatarak muhabirleri falan öne çıkarıyor. İşte İsmail Saymaz'ı öne çıkardı. Şimdi bu şeyi çıkardı. Neydi işte? Araya bir Nedim Şener. O da zaten onu diyor. Yani Hürriyet diyor artık diyor böyle insan odaklı. İşte şeyler falan diye yapıyorlar güzel ama yani batışını engelleyemezsin kardeşim. Yani iş geri gidiyor. Bak bu yandaşlık, yalakalık iş yapmaz. Bakma. İktidardan bir parça nemalanırsınız ama hem itibar olarak dibi vuruyorsunuz. Yani şu anda bu gazetenin hiçbir itibarı kalmadı. Dibi vurdular. Bir de yaşamaz artık söyleyeyim. Zaten hani gazete, basılı gazete anca bir anlamı varsa satılıyor. Bunlar da işte hediye edersiniz, sağda solda dağıtırsınız. Ama işte talimatla ilan geliyor tabii. Bizden olan medyaya reklam verilecek, ver. Şimdi adam bana diyor ki, aynı diyor sizde de var. Hayır, aynı yok işte. Oraya verilirken fiyatlar çok fark ediyor. Çünkü reklam her gazeteye aynı fiyatta verilmiyor. Ya da her televizyona aynı verilmiyor. Hayır diyorlar, bilmem ne. Yani onun için hiç geç. Burada başka, ya burada bir şey gördüm ben. Cem Uzan diyor, cezası 47 yıl, borcu 40 milyar. Neye göre söylüyor bunu bu TMSF Başkanı anlamadım. 47 yıl ceza zannetmiyorum olduğunu da bir de bu borç. Şu ana kadar devlete 13 milyar lira tahsilat sağlandı. Ya bir şey diyeceğim. Neye göre yapıldığını bilemiyorum hesabı. Çünkü Telsim 4.350'ye satıldı. 4 milyar 350 milyon dolar. 5 ile çarp zaten 25 milyarı buluyor aşağı yukarı. Yani nedir onu çözemiyorum ben. Hani demek ki böyle bir şey yapılıyor. Ki bunu biliyoruz. TMSF Başkanı, o zaman Ahmet Ertürk'tü. Ben o zaman bir televizyon kanalının işte kurmaya çalışıyorduk. Oraya geldi. Yani bilerek geldi. Ben Can Bey'e bize dedi çok muhalif ama dedi. Onun dedi çok düzgün bir insan olduğunu biliyorum dedi. Yani söyleyeyim onu. Geldi televizyona. Ben orada o zaman sormuştum ona. Ya dedim ki ben bu şeyi anlamıyorum. Yani nasıl oluyor mesela o gün Dinç Bilgin'e örnek göstererek sordum. Hatta o Cem Uzan da dedi aynısını. Dedim ki ya nasıl oluyor dedim. Dinç Bilgin'in borcu 750 milyon dolar mı 3,5 milyar mı? Ha güldü. Dedi ki Can Bey dedi ben de dedi ilk TMSF'nin başına geldiğimde sizin gibi düşünüyordum ama öyle değil dedi. Nasıl dedim? Valla dedi burada dedi bu kuruluşların dedi tavrına göre dedi. Dikleniyorsa dedi yok benim böyle bir şeyim falan yok diyorsa maksimum uyguluyoruz dedi. Yok dedi eğer dedi uyum sağlar dava mava açmazsa o zaman işte iniyor. Dinç Bilgin dedi davalarından bir sürü vazgeçmeyince dedi. Onun dedi şeyi 2-2,5 milyar da tutuyoruz dedi. Vazgeçerse olacak. Aynı şekilde Cem Uzan da öyle dedi. Şimdi burada bu kurumlar bu rakamları istedikleri gibi şişiriyorlar. Mesela en büyük yalan nedir biliyor musunuz? Hani bu 2000 yılların başında bir sürü bankaya el kondu ya. Efendim 70 milyar dolar buhar oldu falan yok öyle bir şey. Giden bütün para 2-3 milyar. Yani 2-3 milyar çalınmış ama 22 banka. Yani böldüğün zaman da rakam olarak düşüyor tabii. 5 lirada çalsan hırsızlıktır da ayrı. Ama toplumu etkilemek için, kamuoyu oluşturmak için var yok 70 milyar dolar. Ya efendim buhar oldu. Lan ne bu? Para buhar olur mu? Nereye gitti?
Ha, fiktif para o. Ne biliyor musunuz? 1,5-2 milyarlık mesela bir alacak var. Onların da hepsi çalınma da değil ha. Yani cebe atma değil. Onu da bilin. Onu iyi bir ekonomist gelir anlatır şimdi. Yeri değil. Ama şu. Bir para, efendim 1,5-2 milyar. Buna diyor ki, öde hemen diyor. Ya diyorlar ki nasıl ödeyelim bunu? Aa öyle mi diyor. Temerrüte düşürüyor. %700-800 faizler. Ne oluyor? Bir anda bu borç böyle birkaç ayda o 1,5 milyar oluyor 5 milyar, 6 milyar. 5 milyar 6 milyara gecikme cezası diyor çakıyor. Gecikme cezasını temerrüde düşürüyor. Bir bakıyorsun adamın bu 40 milyar. La oğlum benim 1,5'tu. Gel anlaşalım diyor. Ne yapalım? 10 milyar ver anlaşalım diyor. Ya zaten 10 milyar bile şey 1,5'un çok üstü. Aynısını kredi kartlarında yapıyorlar oradan biliyorum. Kredi kartlarına da böyle temerrüte düşürüyor, ceza diyor, bilmem ne diyor, sonra gel anlaşalım diyor. Senin mesela 2 bin liralık borcunu 32 bine çıkarıyor, 7 binde anlaşalım diyor. Sen de diyorsun ki aman abi 32 binden 7 bine indi. Halbuki 2 binden 7 bine çıkıyor, onu fark etmiyoruz. Aynı şey gibi dolar hikayesi var ya, hani 3,5 liralık doları 5,5 liraya düşürdük. Aa işte öyle. Bu şey, araba haberi geldi mi? Bir şey göndermiştim biraz önce. Bu geldi mi? Ha şimdi bak. Bu otomobil otomobil hani bana diyor ki adam diyor ki bana kudurundu diyor. Hadi diyor gördün mü lan otomobili yaptık. Öyle tweetler var çok gülüyorum. Kudur kudur cana takla diyor. Gördün mü diyor falan. Şimdi bak mesele o değil. Bir araba yaparsın onu zaten söylüyoruz ve yapılmalıydı. Ama bu ülkede ta 1960'larda başlayan işte devrim. Bir soralım bakalım devrim arabası sadece benzini bittiği için mi ortadan kalktı yoksa başka şeyler oldu mu? Ya bunu niye siz yapıyorsunuz kardeşim biz varız falan diyenler oldu mu? Geçelim onu. Fakat bu ülkede bu dediklerinden daha önce ve daha mükemmeli zaten yapılmıştı. Böyle İtalya'ya falan da gitmemişti. Son birkaç gündür Hacettepe Üniversitesi'nde 2015'te yapılmış olan bir arabanın görüntüleri var. Fakat hani bu sosyal medyada ben hep korkuyorum. Tuzağa düşeriz diye çek de demiyorum. Yani doğrulatamıyorum da cumartesi pazar. Fakat bu sabah az önce o haber TRT'de yayınlanmış 2015'te. TRT yani hani başka bir yerde yayınlansa gene diyeceğim ama TRT'de yayınlanmış. Bak şimdi izleyin ve bakın bakalım. Dünyanın en büyük işini yaptık. Bütün dünya devlerini korkuttu. Mercedes bile paniğe kapıldı. Şimdi buna bir şey söyleyebilir misiniz Allah aşkına? Bir şey diyeceğim. Bakın haberi yapan TRT. Şimdi 2015. Yandaşlığın artık en koyulaştığı dönem başlamış 2011'den sonra. Yani bunlar TRT, MRT falan hiç saraydan talimat her şey. Peki bu arabayı AKP Genel Başkanı'ndan kim sakladı acaba? Ya da kalkıp da yerli araç yapacağız falan diye İtalya'ya gönder. Efendim Türk mühendisler de yalan. Ne Türk mühendisi, ne Türk dizaynırı. İtalya'ya gönderdin. Finipira mı ne diye bir şirket var. İşte o şirket bütün bu arzu eden bir takım heveslilere prototip otomobil yapar. Bunu gösterirsin. Piyasaya bakarlar tutacak gibi ise yatırım yapar adam. Yapar. Bir tane Vietnam var mesela. Aynı araba. Aynısı. Vietnam'a da vermişler. Çünkü gerek yok diyor adam. Ya o ayrı ver gitsin diyor. Kim yaparsa. Şimdi bak burada tamamı Türkiye'de yaşayan. Hepsi bu ülkede yetişmiş. 11 tane mühendis. Tamamı yerli yapıyorlar. Bak her şeyini. Ha belki bobin şu bu ne bir elektrik şeyini alıyor. Yani alacaksın zaten diyorum ya size. Yani Sony 72 ülkeden mal alarak hepsini birleştirip bilgisayar yapıyor efendim işte. iPhone dediğiniz telefonun içindeki parçalar kaç ülkeden geliyor. Onlar ayrı. Ama bunu oturmuşlar, tasarlamışlar, yapmışlar gayet güzel çünkü. En önemlisi yazılımı Türk. İçindeki bilgisayar sistemi, fren sistemi Türk, ateşleme sistemi ya da işte motorun neyse elektrik nasıl çalışıyorsa o. Şimdi bunu yok ediyorsun. Ondan sonra da bana ilk defa ben yaptım filan. Ha, bütün mesele o zaman şu kardeşim. Biri yapmışın üzerine gitmiyor. Ben karar verdim, ben talimat verdim, ben yaptırdım. Anlıyor musunuz şimdi işin ne olduğunu? Yoksa yapılmış. Ha bundan önce bir de İstanbullu bir iş adamının yaptırdığı 4 tane araba vardı. Onu da yayınlamıştık. Şimdi bulamadım onu. O da böyle. Yani o prototipi yaparsın ama Ankara Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı gerçekten bir belki seri tezgah açmaya müsait bir araçtı. Bilmiyorum bakın. Yani bilimsel olarak bu araba işe yarar mıydı? Ama hiç bahsetmeyip çünkü niye bahsetmiyor? Çok net görüyorsunuz değil mi? Ben söylediğim için yapılıyor. Araba kimse yapamıyordu. Ondan millete de
Ulan helal olsun be. Vallahi be, kimse cesaret edememişti. Tek başına adam çıktı. Araba fabrikası dedi ya. Al sana araba var. Arabayı böyle yapmışlar. Bunun dizaynını değiştirirsin. Başka türlü yaparsın. Çift kapı yaparsın. Bir şey değil ki. Arabanın önemli olan yürüyen aksamını yapmak. Öbürü kaporta. Elbise giydirmek. Dizayn dediğin o zaten. Elbise giydirmek. İşte ben de böyle çıkıyorum karşınıza. Bu bir elbise giymek işte. Benim dizaynım bu. Oh. 1960 model kıyafetle çıkıyoruz. Bazıları diyor ya Can Bey sen hani farklı bir iş yapıyorsun. Niye böyle şey? Yani ne bileyim ben yani ekran görüntüsü olarak ben yıllardır hep böyle konuk olarak gittiklerimde daha farklı kıyafet giydim ama hani bana ait olan bir yayın saatinde ister ana haberler olsun, ister işte bu tür bir program, ister konuklu şey ben böyle oldum. Hayır benim dizaynımız bu. İtalyan Federico Cimarocla yaptı bunu. Ben de böyle gidiyorum. Kravatlar yerli. Ceket yerli. Rozet yerli. Tam yerli yani. Bizim dizaynda İtalyan şeyi yok. Takılıyorum yani. Neyse. İşte kibir. Bak Hacettepe Üniversitesi gitmiş arada. Neden? Çünkü ondan habersiz yapmışlar. Diyor ki atın onu. Ben istedim diye yapıyor. Hadi kuduruyoruz burada. Aa niye araba yaptı? Araba maraba yapmadı. Oğlum kendi kendinizi kandırmayın işte. O araba fabrikası da olmaz, onu da söyleyeyim ben size. Evet, şimdi başka ne var? Şimdi bir de şey var, şu Aydınlık Gazetesi'ne bir daha bakalım ya. Bayılıyorum ben bu Aydınlığa ya. Vallahi billahi ya. Harika gazete ya. Ay Allah'ım ya. Çok güzel. Neredesin? Neredesin ha? Efendim 75 milyar liraya buraya filan diyor, böyle yapıyor. Tunus ve Cezayir'le işbirliği yapacağız. Çok güzel. Mesela şey yapmış burada. O artık o kadar kendilerini iktidara bağımlı hale getirdiler ki mesela cari açığı sınırlayacak teşvikler. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün 134 milyar TL'lik olan savunma, ilaç, petrokimya, madencilik, hayvancılık gibi alanlarda 23 yatırıma proje bazlı teşvik verileceğini açıkladı. Ne güzel. Ne güzel. Bak hiç muhalefet etmiyorum. Bravo. Bu kapsamda 35 bini doğrudan olmak üzere 134 bin kişiye istihdam sağlanacaktı. Açıklanan destek henüz verilmedi. Ah! Buyurun, buyurun. Kanal İstanbul'un toplam maliyeti düşünülse cari açığı sıfırlayacak 3 paket daha devreye girebilir. Hayır. Sözü vermiş fakat tutmamış. Onlar da haklı olarak şey yapıyorlar. Şimdi Doğu Perinçek'le ilgili çok güzel bir görüntü var. Ya şimdi güler misin, ağlar mısın? Tabii şimdi Ethem Sancak şu anda iktidarın hani işte ben Tayyip Erdoğan'a kendimi aşık sayıyorum falan diyen bir iş adamı. Fakat eski şey, şimdi bizim dönem için konuşacağım. O jargonla konuşacağım. Şimdi Ethem Sancak eski Mao'cudur. Şimdi bunu bugünlerde söyleyince böyle gençler ya oğlum ya Mao'cu ne demek lan? Ha Mao'cu diye bir kavram vardı. Niye? Çünkü bu aydınlık grubu Doğu Perinçek Mao'cu diye bilinir. Yani Çinci. Şimdi 70'li yılların sol hareketleri içinde ne var? Bir revizyonistler dedikleri Sovyetler Birliği'ni yani mevcut Sovyetler Birliği'ni savunan eskiden komünist denilen bütün kesim TKP falan hepsi Sovyetler Birliği'ne belki bağlı fakat bu en son şeyden sonra Çekoslovakya'nın işgalinden sonra orada bir kırılma yaşandı ve işte Sovyetler Birliği'ni hala tutanlar revizyonist oldular. Çünkü işte onlar da ayrı bir şey. O TKP ve o zamanki tip onun içine sokuldu filan. Bu arada işte aydınlık onlar Mao'cu. Kim? Çin. Onlar Çin'i tutuyorlar. Yarıda Arnavutluğu tutuyorlar. Böyle bir şey vardı. O arada Avrupa komünizmi var. Fransa'da Komünist Parti çok güçlü. İtalya'da Berlinguer var. Berlinguer diye bir adam var. Komünist Parti Başkanı. Herif her seçimi kazanıyor. Fakat bir türlü iktidarı vermiyorlar. 15 parti bir araya geliyor. Ona karşı koalisyon kuruyorlar. Öyle öyle erittiler. İşte o dönem Mao'cu diye biliniyor. Yani bu Ethem Sancak'ın geçmişi 12 Eylül muhtırasından sonraki askerlerin Marksist, Leninist ve hatta Maoist olarak tanımlanıyor. Yani daha da böyle hani bunlar Marksist, Leninist ve hatta ulan bunlar daha da beter diye tanımladığı Mao'cu grup içinde. Onun için Doğu Perinçek'le arkadaşlıkları var. Ama tabii yıllar sonra böyle bir savrulmanın sonunda böyle savrulup savrulup şap diye burada bir araya gelmiyorlar mı bayılıyorum. Şimdi gelelim bir de benle ilgili bir şey var bari onu da seyredelim gülelim. Benim geçen gün yaptığım bir konuşma var yani bu ekranlarda. TGB ile hafiften dalgamı geçmiştim ya çocuklar yapmayın falan diye. Abi çok bozulmuşlar. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim bu çocuklara. Ya bak çocuklar size kızmış olabilirim ya da işte eleştiririm. Hafifte dalga geçerim ama bak bunun karşılığı.
Can Ataklı bildiğiniz gibi. Can Ataklı zaten gazeteci mi? Aşağılık adamın teki falan gibi şeyler yaptığınız zaman bak ne oluyor? Size tüyo vereyim. Kamuoyundan destek almazsınız. Çünkü kamuoyu benim öyle olmadığımı biliyor. Ha benim söylediklerimi beğenmeyen, bunlara karşı çıkan bir sürü insan olabilir. Ona zaten şey yapıyorum ama bu adam gazeteci değil. Aşağılığın teki bildiğiniz gibi o efendim işte Batı'nın emrinde, Amerika'nın uşağı falan dediğin zaman zararı sana bana zarar vermiyor. Niye? Çünkü bir millet biliyor. Anlatabiliyor muyum? Biliyor. Ama size zarar verir. Ben onu uyarıyorum. Onu yapmayın. Ha ben dersin ki Can Ataklı bu konuda çok yanlış. Tamam abi düzeltiriz. Ben sizi konuk edeyim falan. Şimdi benle ilgili yapmışsınız da bak orada da bir sürü hatanız var. Bravo çocuklar harikasınız da. Ya bak bazı şeyler tutmuyor. Şimdi şimdi mesela diyorum ki 30 tane diyorum. Hop şeyin başı. Ben 30 taneyi derken zaten filmin devamı var. O oradan ona 7 tane diyor. Ya zaten 9 tane tutuklanan var. Şey gözaltına alınan var. Öbür tarafı sonra gösteriyor. Orada kalabalık var. 30'un da çok üzerinde. Sonra ben diyorum ki mesela bunlar 100 kişi sen oraya koyuyorsun. Kardeşim kalmadınız ama sen de biliyorsun. Sonra şeyi söylüyorum. Katil diyen var mı diyorum. Meclis'te bu şarkının sözleri diyorum. Yani böyle yapmayın Allah aşkına. Üzülüyorum. Hakikaten üzülüyorum. Niye biliyor musunuz? Ya gençsiniz. Akıllısınız. Hepiniz fişek gibisiniz. Siz de geçmişte çok övündük. Şimdi bu saçmalıkları yapmayın diyorum. Evet. Şimdi yayının sonuna doğru geliyoruz. Bir de geçen hafta şeyimiz ben elimde tam bilgi yoktu şey yapamadım. Cumartesi günü bir sergi açılışına gittim ben de. Başta Merdan Yanardağ da genel yayın müdürümüz oradaydı. Çünkü neden? Sanatçılar dayanışması Terebir'e destek olmak için bir sergide buluştular. Ve oranın işte geliri Tele1'in kalkınması, gelişmesi için kullanılacak. İzleyelim haberi birlikte. Bir destek. Tele1'e sanat camiasından anlamlı bir destek geldi. Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi öncülüğünde 45 sanatçı Tele1'e destek vermek üzere karma sergi açtı. Sergi açılışında konuşan akademi kurucusu Nevzat Metin, Tele1'e her zaman destek olacaklarını söyledi. Türkiye'de belki de ilk defa böyle bir etkinlik, böyle bir dayanışma ilk defa oluyor galiba. Bir televizyon, bir sanat galerisi birlikte olmanın mücadelesini vermek bir demokrasi mücadelesidir. Bu demokrasi mücadelesi aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri içinde var olan bir olgu. Biz bu ülkede sanatı, kültürü, bilimi geliştireceğiz. Biz onu bütün gücümüzle, bütün yurtsever düşüncelerimizle Tele1'i var etmek için bütün halkımızı, bütün dostlarımızı Tele1'e dayanışmaya çağırıyorum. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise bu dönemde yere düşen gazeteciliği ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi. Kötülüğün örgütlendiği ve iktidar olduğu bir dönemden geçiyoruz çünkü. Kötülük kötü olan, vasat olan, niteliksiz olan iktidarda. Vasatın egemenliğinin insanları boğduğunun farkındayız. Tele1 televizyonu Nevzat abinin biraz önce söylediği gibi buna bir itiraz olarak doğdu. Şaşırtıcı bir biçimde, biz hep söyledik, şaşırtıcı bir biçimde de destek, geniş bir destek oluştu. Bir sosyal sorumluluk projesi, bir siyasal sorumluluk projesi olarak gelişti. Hep ifade ettim, Tele1 bir ticari kuruluş değil. Tele1 Türkiye'deki toplumsal kurtuluş mücadelesinin, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin, yurtseverliğin bir parçasıdır. Sergiye destek veren sanatçılar, siyasetçilerse düşüncelerini şöyle dile getirdi. Uksa'yla Tele1'in bu işbirliği çok önemli. Yani sanatla, kültürle Tele1'in yakın ilgisini biliyoruz. Bütün programlarında sanata önem verdiğini görüyoruz. Sanatın da Tele1'e destek çıkması, 45 ressamın birden burada eserlerini bağışlamış olması çok önemli. Sanat severlerinde buraya olan ilgisi çok önemli. Tele1'i yaşatmak için her şeyi yapacağız. Tele1'in hayranıyım. Akşam Merdan Beyleri izledim. Şimdi de burada Merdan Bey'le karşılaşınca şok oldum, şaşırdım, heyecanlandım.
bütün etkinliklerini yakından izlemeye ailecek çalışıyoruz. Sanata verdiği önemi, katkıyı takdir ediyoruz. Hele bir gibi gerçekten Atatürkçüleri, laik demokrasi yanlılarını temsil eden bir televizyon böyle bir şey yapmaz. Çok gururlandık. Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi'nin art direktörü Emine Özkarslıoğlu ise herkesi sergiyi gezmeye davet etti. 2019'un son karma sergisini Tele 1 ile birlikte yapmak istedik. Nereden çıktı? Çünkü ihtiyacımız var. Tüm ülkenin buna gereksinmesi var. Birbirimizle dayanışmaya ihtiyacımız var. 45 sanatçı bu birlikteliğe bizimle birlikte oldular ve dayanışma sergilediler. 45 sanatçının eserlerini burada sergiliyoruz ve 15 Ocak'a kadar burada tüm sanatsever dostları bekliyoruz buraya. Evet, bu dayanışma içinde olan herkese de binlerce, milyonlarca teşekkür diyorum. Aynı zamanda Knidos Vakfı için da çok teşekkürlerimi de ben burada ayrıca sunuyorum. Evet, bugünü bitirdik. Yarın yılın son günü. Son günü biraz belki yılı da değerlendiririz. Ben de bazı kehanetlerde belki bulunurum, hani neler olacak, neler olmayacak diye. Evet, yarın son yılın son gününde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler, hoşça kalın.